Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bu bölüm konumuz FBI'nin Amerikan mafyasına karşı yürüttüğü belki de en büyük operasyon olan Donnie Brasco operasyonu. Kısaca özetlemem gerekirse Donnie Brasco aslında bir kod isim ve bu kod isimdeki FBI ajanı başlarda yani görevinin başlarında hırsızlık çetelerine sızarak özellikle New York'ta bunları çökertiyor ve tutuklamalar yapıyor. Fakat daha sonra bir şekilde yolu Kolombo ailesinden bazı gangsterlerle kesişiyor ve bir süre bu ailede takıldıktan sonra esas Bonanolardan Bonanoların askerleri yani made menleriyle yolu kesişir ve bu kişi Bonanno ailesinde hiç hayal edemeyeceği kadar yüksek mertebelere ulaşıyor. İşte şimdi karşınızda. Hazırsanız Donny Brasco. Bu arada yeni yılınız şimdiden kutlu olsun diyorum ve hazırsanız başlayalım. Brasco ya da gerçek ismiyle Joseph D. Piston, İtalyan ebeveynlere sahip, New Jersey'de büyümüş bir İtalyan Amerikalıdır. Lisede basketbol ve Amerikan futbolu oynayan Piston, 2 yıl üniversite okuduktan sonra 20 yaşında evlenir. Üniversiteden sonra inşaat işlerinde çalışır, buldozer operatörlüğü yapar, barmenlik dahi denediği birçok iş arasındadır. Eşi de bir hemşire olan Piston, çok geçmeden bir kız çocuk sahibi olur. İleride iki kızı daha olacaktır. Piston bir tanıdığı aracılığıyla Amerikan Deniz Kuvvetleri İstihbarat Bürosu'na giriyor. Bu büro Bahriyeli ve deniz piyadelerinin karıştığı suçları araştıran özel bir büro ve cinayetten kumara, uyuşturucudan espionaj'a her çeşit suçla alakalı çalışma yürütmekte. Piston ilk kez burada FBI ile de ortak operasyonlarda çalışır ve bu noktadan sonra artık hayali FBI ajanı olmaktır. Fakat bunun gerçekleşmesi için en az yani başka bir büroda en az 3 yıl tecrübe edinmesi de şarttır. Dolayısıyla Piston burada yani Office of Naval Intelligence dediğimiz bu deniz istihbaratta 3 yılını doldurduktan sonra FBI'ın sınavlarına girer ve yazılı, sözlü ve fiziksel testleri 1969'da geçerek bir FBI ajanı olur. 14 haftalık bir eğitimden sonra ise zorunlu sağ görevine Jacksonville, Florida'da başlar. Kanun kaçakları, kumar ve banka soygunları bu yıllarda spesifik çalışma alanları olur. Zaten sokaktan gelme olan piston, sokaklardan da birçok muhbir edinir. Hayat kadınlarıyla da çalışan piston, ifadelerine göre birçok hayat kadınını onlara şiddet uygulayan pezevenklerin elinden kurtarır. Bu arada şunu da ekleyelim arkadaşlar bu yıllarda yani 1960'ların sonunda falan FBI'nin öyle çok uzun uzadıya bir gizli ajan programı yok veyahut da böyle operasyonlar yapmıyor. Daha çok çok kısa vadeli mesela bir haftada atıyorum bir uyuşturucu satıcısını tutuklamak için onunla sahte bir alışveriş düzenliyorlar ajanlar da orada çok kısa bir süre için bir kriminal rolü oynuyorlar. Dolayısıyla Donny Brasco gibi ki 6 sene sürecek bir operasyon. Bu tip böyle uzun uzadıya yapılan operasyonlar henüz FBI için nasıl desek yabancı kavramlar. Bu arada piston FBI'dan da özel eğitimler alır. Bunların arasında mesela kumar gibi veya da gizli ajanlık gibi birçok spesifik eğitim vardır ve bu eğitimlerinde yanı sıra SWAT eğitimleri ve rehine durumlarına yönelik eğitimler gibi çok spesifik alanlara özel eğitimler de alır. Birçok silahı kullanmakta ustalaşır. Hatta sert hava şartlarına yönelik yani askeri diyebileceğimiz eğitimler dahi almıştır. Fiziksel olaraksa bu tip eğitimleri daima başarıyla tamamlar. 1974 yılında Piston New York'a transfer edilir. Buradaki görevi başlarda kamyon ve tır soygunlarını durdurmaktır ki biz biliyoruz ki benim önceki videolarımda da işlediğim gibi özellikle New York'ta mesela JFK havaalanı sık sık Gambino ailesinden, Lucchese ailesinden gangsterler ki bunların arasında Cangati ve Joe Massino gibi figürler de var bu kişiler tarafından sık sık buradan kargo hırsızlığı yapılıyor ve çalıntı birçok çeşitteki mal el altından satılıyor. Bu çeteleri çökertme görevi sırasında piston undercover denilen gizli görevlere başlayacaktır. İlk olarak Florida'dan Baltimore'a ve New York'a uzanan bir araç hırsızlığı çetesini çökertmekle görevlendirilir. Geçmiş iş tecrübelerinden dolayı buldozer ve tır sürmeyi de bilen piston, arabalarla beraber bu tip vasıtaları da çalan çeteye sızmak için biçilmiş kaftandır. Bu görev için çeteden büroyla işbirliği yapan bir muhbirden de eğitim alan piston, bu sayede araba çalmanın inceliklerini de öğrenir. İşte bu operasyona isim ararlarken piston, aklına nereden geldiğini bilmediği bir ismi hatırlar. Donald Brasco. Ya da ileride daha sık kullanılacağı şekliyle Danny Brasco. Bu noktadan sonra piston Brasco'ya dönüşmeye başlar. Donnie Brasco operasyonu beklenenden uzun sürer ve 6 ay kadar devam eder. Yanında FBI kartı dahil büro ile alakalı hiçbir şey taşımaz bu süreçte Donnie ve sokakta tam anlamıyla kelle koltukta tek başına çalışmaktadır haftada 5 ila 10 arası araç çalan bu çetenin parçası olarak her akşam yüksek adrenalin içeren hırsızlıklar yapan brasco, eski mahkumlar, silahlı adamlar ve bu tip karanlık tiplerle yatıp kalkmaya, çetenin adeta bir parçası olmaya başlar. Hatta bu hırsızlık çetesinin hafta sonu barbekü partilerine bile katılmaktadır. Hatta bunun da ötesinde brasco operasyon için bazen cebinden bile para harcamaktadır. Demin de söylediğimiz gibi FBI için bu tip operasyonlar daha yeni olduğu için bu dönemler büro bu yıllarda piston gibi ajanlara çok yüksek meblalarda ödemeler yapmıyor. Şubat 1976'da bu operasyon yani hırsızlık çetesi operasyonu başarıyla tamamlanır. 30 kişilik çete çökertilir ve 1 milyon dolar değerinde çalıntı araba Florida'da, Pensilvanya'da ve diğer birçok eyalette ele geçer. Bugünün parasıyla bu rakam 5 milyon doların üzerindedir yani arabaların ederi. Brasco yani Joseph Piston ise bu başarısının sonucu sadece bir tavsiye mektubu ve 250 dolarlık bir de ödül alır ki bu parada bugün 1300 dolar etmektedir. Yani oldukça mütevazı bir rakam. FBI bundan sonra 6 aylık gizli ajan operasyonlarına sıcak bakmaya başlar. Büro bu yöntemin suçluları muhbir yapma yönteminden daha başarılı bir yöntem olduğunu keşfeder. Joseph Piston yeniden Brasco kostümünü giyer ve 1976'da mafyanın çalıntı mallarını elden çıkaran büyük satıcıların peşine düşer. Bu görev de yine tek kişilik görev olacaktır. Yani bir tek kendi başına gizli ajan olarak sokaklarda o çeteyle çalışacaktır. Sokakları tanıyan Piston bu iş için en uygun adamdır. Aynı zamanda İtalyan kökenli olması da görevinde karşılaşacağı İtalyan mafya üyelerinin onu kabul etmesi için önemli bir noktadır. Donnie Brasco'nun yeni operasyonu büroda bile büyük gizlilikle ele alınır. Operasyondan sadece 4-5 kişinin haberi vardır ve bunun dışında kimse Donnie Brasco'nun adını bile bilmez. Bu görevde Donnie, Miami'de kendisi gibi gizli polislik yapan iri kıym Joe Fitzgerald'la da koordineli olarak çalışacaktır. Böylece iki ajan kriminallere karşı kendilerinin de bir network'ü olduğunu kanıtlayabilecek birbirleri üzerinden bir kredibilite oluşturabilecektir. Bu operasyona New York'un lakabı Big Apple yani Büyük Elma ve Miami'nin de güneşinden yola çıkılarak Sun Apple yani Güneş Elma operasyonu adı verilir. Piston için Donny Brasco adına kredi kartları, sosyal güvenlik numarası, ehliyet ve benzeri dökümanlar üretilir. Bu isimle Donny Kaliforniya ve Florida'da bağlantılar kurar. İleride New York'taki mafya üyelerine bu iki eyaletteki icraatlerinden bahsederek kabul görecektir ya da kabul görmesi kolaylaşacaktır. Donny Brasco için yalan bir geçmiş de yaratılır. Bu senaryoya göre Donny Miami ve Kaliforniya'da uzun yıllarını geçirmiş bir mücevher hırsızıdır. Bekardır ve kimsesizdir. Yani bir yetimhanede büyümüştür. Bu yalan için yani yetimhane yalanı için ise gerçekten de zamanında Pittsburgh'te yanmış bir yetimhanede büyüdüğü yalanı uydurulacaktır. Ki bu sayede yangından sonra zaten yetimhanenin tüm kayıtları kül olduğu için Donnie'nin de varlığını teyit etmek imkansız hale gelecektir. Bu arada arkadaşlar Donnie Brasco kendisine bu kimliği yaratırken uzmanlık alanı olarak yani suç olarak kendisine belirlediği alan mücevher hırsızlığı. Bunun da sebebi mücevher hırsızlarının çok fazla şiddet suçuna bulaşmaması ve diğer soyguncular, diğer silahlı soyguncular gibi riskli durumlara girmemeleri. Dolayısıyla ileride Donny mafya alemine sızdığında da bir mücevher hırsız olduğunu söyleyecek ve dolayısıyla diğerleri de onu riskli soygunlara çağırmaktan çekinecek çünkü zaten Donny'nin silahla külahla işi yok diye düşünecekler. Aynı zamanda mücevher hırsızları tek başlarına çalıştıkları için de Donnie'nin bir çetesi olmaması veya sıkı sıkıya bir bağı olduğu bir grubu olmaması da aynı zamanda normal karşılanacak. Yeni rolü için piston, alarm sistemleri, takip sistemleri, mücevherlerle alakalı detaylar ve benzeri bilgileri içeren iki haftalık bir eğitim alır. Hatta bu eğitimi New York'ta bir mücevherat firmasının değerli taş uzmanından almıştır. Değerli taşlar ve madeni paralarla alakalı hızlandırılmış bir kurstan sonra Donny Brasco artık sokaklar için hazırdır. Donny Brasco 15 bin dolarlık bir bütçeyle operasyona 6 ay sürdürmek üzere başlar. Fakat operasyon 6 ay yerine tamı tamına 6 koca sene sürecektir. İlk başta Piston'un tüm FBI kayıtları silinir ve Eylül ayında sokaklara Donny Brasco olarak geri döner. Doni kalacağı yerden arabaya her şeyi kendisi, büroyu asla dahil etmeden ayarlamıştır. Birkaç sahte iş kaydı da oluşturur. Hatta kendisine arada bir telefon açıp Doni nerelerde diyecek, böyle onun takıldığı mekanları, arayacak kişileri bile, bağlantıları bile ayarlamıştır. Böylece insanlar Doni için örneğin müdavimi olduğu bir barı veya kafeyi aradığında diğer kişiler Donny daha inanılabilir bir karakter olacaktır. Daha büyük kredibilitesi olacaktır. Çünkü insanlar zaten veya oradaki barmen vesaire zaten Donny evet tanınıyor, aranıyor. Kaliforniya'da veya Miami'de bağlantıları var diyeceklerdir. Donny araba olarak da Florida plakalı 76 model bir Cadillac Coupe de Ville yani gangsterlerin favori arabalarından birini alır. Giyimine biraz daha dikkat etmeye başlar. Zincir ve yüzük tarzı aksesuarlara önem göstermeye başlar. Eşine ise sadece acil durumlarda kaldığı daireyi aramasını, bunun dışında asla telefon açmamasını söyler. Ayrıca gangsterler de telefon dinlemesi yapabildiğinden bu tip aramalar risklidir. Eşine mafya sızacağını söylemese de gizli göreve gittiğini söylemiştir. Donnie Brasco ilk olarak birkaç mekanı hedef alarak buraları sık sık ziyaret etmeye başlar. Haftanın 7 günü belli başlı barlar, restoranlar ve kulüplere takılmaktadır. Bazıları mafya ile bağlantılı yerlerdir, bazıları ise sıradan mekanlardır. Genelde Midtown veya Güney Manhattan'da takılmaktadır. Brasco buraları ziyaret etse de fazla konuşmaz. Birkaç bardak içki ve bir yemek yiyip burada biraz oturduktan sonra kalkar. Fazla dikkat çekmek, fazla ilgili görünmek istememektedir. Aynı zamanda Little Italy gibi mafyanın merkez mahallelerine de sık gitmez. Çünkü bu da başlangıç için fazla abartılı olacaktır. Ayrıca henüz buralardan da kimseyi tanımamaktadır. Donnie Brasco ilk olarak barmenlerle muhabbet kurar. Selamlaşmayla başlayan tanışmalar kısa süre sonra sohbetlerle ilerler fakat Donnie yine fazla abartılı davranmamak adına çok da ileri gitmez. Aynı zamanda fazla para harcamamaya da özen gösterir çünkü sokaklarda çok para harcayanlar ya dolandırıcıların hedefi olurlar ya da gizli polis oldukları ortaya çıkar. Yani özetle işin sırrı mümkün oldukça low key yani radarın altında takılarak bilinirlik tanınırlık yaratmaktır. Donny bu zamanlar Ceneviz ailesinin üyelerine ait Carmelos restoranına da uğramaya başlar. Normalde az içen ve sigara içmeyen birisi olarak Donny sarhoş muhabbeti dinlemeyi de hiç sevmemektedir. Bir bardak Scotch viski içtikten sonra ise geceye genelde sodayla devam eder. 2-3 ay böyle geçtikten sonra Carmelos restoranttaki tavla turnuvalarına katılmaya başlar. Burada gangsterler 1000 dolara kadar varan meblalar üzerine tavla oynamaktadırlar. Yani bugünün 5000 doları civarı betler dönüyor. Donny bunun için tavla oynamayı öğrenir ve oyunlara katılır. Biraz para kaybeder fakat tanınırlığı artar. Yani artık diğer müdavimlerle kısa sohbetler etmeye başlamıştır. Marty adlı bir barmenle de muhabbeti ilerletir. Marty ona ne iş yaptığını sorunca da yuvarlak cevaplar vererek net bir cevap vermez fakat biraz da kriminal olduğunu ima etmiştir. Marty ona dışarıda takılmayı teklif etse de Doni acele etmez ve bu teklifi reddeder. Yani Doni kendisini böyle çok kötü durumda, çok yalnız ve dost kazanmak için böyle canhıraş şekilde uğraşan bir adam gibi göstermek istemez. Ayrıca Donny polis veya eşcinsel olmadığını da göstermek için ki bu gangsterler dünyasında kabul edilemeyecek bir şey ara sıra bu mekanlara kadınlarla da gitmekte. Bu kadınlarla tabi ciddi bir ilişkisi yok sadece zaman geçirmek için veyahut da flört etmek için gidiyor. Ara sıra da kendi gibi gizli ajanlarla dostlarıymış gibi yine bu mekanlara gidiyor buralarda takılıyor. Önceden ayarladığı bağlantılarıyla da buraya telefon açtırarak ara sıra kendisini sordurtuyor Böylece Martin'in gözünde Donnie Brasco gerçek bağlantıları olan gerçek bir karakter haline geliyor. Böylece Carmelos mekanı Donnie Brasco'nun kredibilitesinin zeminini oluşturuyor. Biri onun kim olduğunu sorduğunda mesela New York'ta herhangi birisi Donnie için Carmelos'ta 5-6 aydır takılan bir arkadaş diyebilecek diğer insanlar. Böylece Donnie gerçek bir kredibilite yaratmış olacak. Yani arkadaşlar ufak ufak Donnie böyle bir tanınırlık yaratıyor. Dolayısıyla ileride mesela Brooklyn'de vesaire diğer gangsterlerle muhabbete girdiği zaman Doni kimdi diye bu kişiler sordurturlarsa Carmelos'ta takılan bir arkadaştı 5-6 aydır oralarda vesaire gibi böyle onun artık hani kabul gördüğünü insanların onu tanıdığını ee, nasıl desek ifade edecek aslında cümlelerin kurulmasını sağlıyor. Bunun zeminini oluşturuyor Donnie Brasco. Yani kendisine bir kredibilite zemini yaratmış durumda. Normalde hırsızlık gibi operasyonlarda polisler sadece satın alan taraf olup tutuklama yaptıkları için Donnie Brasco bu rolü yani bu algıyı kırmak üzere çalıntı olarak lanse edeceği bazı mücevherleri polislerin aksine satmaya karar verir. Barda kimse yokken Donnie elmas yüzükler, kol saatleri ve benzeri değerli şeyleri içeren bir keseyi açar ve Marty'e eğer bunları 2500 dolar verirse kendisine satabileceğini söyler. Yani barmen bunları 2500 dolara Donnie'den aldıktan sonra kendisi karını üstüne koyarak tekrar satabilecektir. Marty böylece Donnie'nin bunları çaldığını varsayar ve daha fazla soru sormaz. Bu arada tüm bu mücevherler Donnie'ye FBI tarafından verilmiştir. Bunlar başka soruşturmalardan elde edilen ve kayıtları silinen mallardır. Marty Donnie'nin fiyatına malları satamadığını söylediğinde ise Donnie malları ucuza satmak yerine onları Marty'den geri alır. Bu da yine rolünü güçlendirmek ve paragöz gangster imajını güçlendirmek içindir. Yani burada da şunu yapıyor arkadaşlar. Bir polismiş gibi davranıp Hani bu dünyaya çabuk kabul görmek için hemen malları ucuza satmıyor. Tam tersine gerçek bir haydut gibi davranıyor ve malları değerinden ucuza asla satmıyor. Yani bu tip böyle küçük nüanslar aslında Donny Brasco'nun bu dünyada kabul görmesi için muazzam önem taşıyor. Bu tip işler yoluyla Marty, Donnie'yi Kolombo ailesinden bazı bağlantılarla tanıştırır. Bunlar resmen aile üyesi değiller yani made man değiller fakat Kolombolara bağlı olarak çalışıyorlar. Bu arada Donny eve sadece geceleri gidebilmekte, ailesine ise kahvaltılarda zaman ayırabilmektedir. İlerleyen 6 yıl boyunca Donnie'nin daha doğrusu Ajan Piston'un ailesiyle ilişkisi zedelenmeye, yıpranmaya hatta yıkılmaya devam edecektir. Piston bunun için bazı ajan arkadaşlarının eşlerini kendi eşiyle tanıştırıyor. Böylece ajan aileleri arasında da bir dayanışma başlıyor. Yani Piston görevindeyken Donnie Brasco rolünü oynarken eşinin yardımına bu dostlar koşacaklar. Komşulara ise pistonun bir satış elemanı olduğu yalanı söyleniyor ki onlar da şüphelenmesin, Doni Brasco kimliği ifşa olmasın. Piston kostümünü evde bırakan Doni sokaklara döner ve Albert'le yani Kolombo ailesinden bağlantı bir figürle takılmaya başlar. Hatta Christmas gecesini bile beraber geçirirler ki bu batı toplumunda aileyle geçirilmesi norm olan bir zamandır. Operasyonun birinci yılı biterken Albert sonunda Donnie'yi Jilly Greca adlı bir Kolombo bağlantılı gangsterle tanıştırır. Orta boylu bir adam olan Jilly, Donnie'den 5 yaş büyüktür. Jilly İtalyan mahallesi olan Bensonhurst Brooklyn'de bir bakkal dükkanının arkasından ekibi için bir mekan işletmektedir. Cili'nin ekibi genel olarak soygun işleriyle ilgilenen, her gün yeni bir soygun planlayan ve bunları da geceleri uygulayan veya da uygulamaktan vazgeçen bir soyguncular takımıdır. Boş zamanlarında ise bu mekanda kağıt oynamaktadırlar. Bakkal kısmında ise bazen gece çaldıkları malları satmakta, elden çıkarmaktadırlar. Ayrıca Bensonhurst mahallesi de bu dönemler yabancıların hemen ayırt edilebileceği, yani son derece kapalı bir mahalle. Dolayısıyla Donnie'nin buralarda tutunabilmesi için Cili gibi adamlara ihtiyacı var. Donnie bu süreç boyunca peşine takılabilecek gangster veya polisler sebebiyle araba sürerken daima farklı rotalar izler, şaşırtmacalar yapar ve peşine takılabilecek kişileri kaybeder. Hatta birkaç kez polisler tarafından durdurulur ve üstü aranır. Çünkü neticede Donnie Brasco da bir gangster ve Cili gibi gangsterlerle takıldığı için yerel polisler vesaire ajan olduğunu bilmeden onu arıyorlar ve takibe alıyorlar. Donnie Brasco, Jill'in ekibinde yaşları 20 ile 40 arası değişen kişilerle muhabbet etmeye başlar. Bunlar çetenin kas gücü Guido, Vito, Tommy, Vinnie ve diğerleridir. Donnie artık yavaş yavaş böyle ekibin tanınan bilinen figürlerinden biri haline geldiği için ekip de Donnie'ye güveniyor ve onun yanında suç işlerinden daha açıkça konuşabiliyor. Jill'in ekibi düşük rütbeli gangsterler olsa da İtalyan mafyasıyla ilintili herkes gibi daima güzel giyinmekteler. Depolardan limanlara, tırlardan evlere bu ekibin soymayacağı, şansını denemeyeceği hiçbir yer yok. Saat başı yeni bir soygun konuşuyorlar ve bunların üstüne uzun uzun beyin fırtınası yapıyorlar. 7/24 mafya ile alakalı meseleleri ve bir sonraki soygunu planlamakla meşguller. Ayrıca plan yapmadıkları zamanlar, hapis yattıkları zamanlardan veya geçmişteki icraatlerinden, belki de cinayetlerinden bahsetmektedirler. Dobby'yi şaşırtan bu adamların hapishanelerdeki gardiyanları bile isimlerinden tanıyor oluşudur. Ekibin rutininde ise öğle yemeğini fast food veya sandviçle geçiştirdikten sonra akşam 4-5 gibi eve dönüp aileyle yemek yemek, daha sonra ise gece yine dışarı çıkıp ya soygun yapmak ya da New York'un gece hayatına karışmak var. Donnie onlarla takılarak aslında Colombo ailesi kapolarından birinin her salı adamlarına verdiği büyük yemeklere dahil katılmayı başarıyor. Yani Doni yavaş yavaş aslında mafya dünyasında yolunu inşa ediyor. Tüm bu süreçlerde yani kulüplerde veya yemeklerde dahi gangsterler daima ama daima bir soygundan veya nasıl para yapabileceklerinden veya da bu tip işlerden bahsediyorlar. Beyinleri bir an bile bunlarla meşgul olmayı bırakmıyor. Donnie tüm bu sohbetleri dinler fakat soygun planlarının uygulama aşamasına katılması FBI tarafından katı surette yasaklanır. Çünkü herhangi bir soygun sırasında işler ters gidebilir ve olay her an silahlı bir çatışmaya dönüşebilir. Dolayısıyla FBI ne Donnie'yi yani pistonu riske ediyor ne de onun zarar verebileceği sivilleri riske ediyor ne de onun sebep olacağı bir kargaşayı riske ediyor. Çete üyeleri de onu soyguna götürmek istediklerinde Doni bir şekilde şüphe uyandırmadan onları reddediyor. Demin de söylediğimiz gibi mücevher hırsızı olduğu için silah taşımadığını, silahlı işlerin çok da ona göre olmadığını bahane ediyor. Fakat çaldıkları malları elden çıkarma noktasında çeteye destek olabileceğini söylüyor, böylece bir güven yaratıyor. Bu da aynı zamanda soyguncuların tabi işine geliyor. Çünkü soygundan gelecek paylarını artı bir soyguncuyla paylaşmak zorunda kalmadan malları elden çıkarabiliyorlar. Donny aynı zamanda planlama aşamasında da işe dahil oluyor ve genelde yapılan soygun planlarındaki hataları tespit ederek aslında çetenin o işten vazgeçmesi için çaba gösteriyor. Böylece çeteyi korur gibi yaparak aslında bir şekilde suçun meydana gelmesini engelleyerek aslında polisin en temel vazifesini de yerine getiriyor diyebiliriz. Jill ve çetesi JFK havaalanı depolarını ve kargo tırlarını soymakta. Hatta bu işlerde genelde tır şoförleri de işin içinde oluyor ve onlar da belli bir komisyon aldıktan sonra tabi araçlarını gangsterlere teslim ediyorlar. Kahve, şeker, viski, giyim, tekstil, gıda, aspirin ve benzeri kargolanabilecek pek çok ürünü bu gangsterler çalıyorlar ve bunları restoranlara, süpermarketlere vesaire bulabildikleri her yere, her müşteriye ucuzdan, piyasa fiyatının yani altından satıyorlar. Çete bazen evleri de soyuyor ve genelde evlerden mücevherat, bono, hisse kağıdı, para ve silah çalmaya çalışıyor. Bu arada kitapta geçen bir detaydı yani Donnie Brasco kitabında geçen bir detaydı. Çete genelde bunları da uyuşturucu müptelası zengin çocuklarından öğreniyor. Yani bunlardan aslında kimin evinde para var, kimin evinde böyle değerli mal var vesaire. Bu tip böyle uyuşturucu müptelalarını dinleyerek onların bağlantıları yani zengin network'ünden kimlerin evlerine girebileceklerini tespit ediyorlar. Böyle de bir yöntemleri istihbarat kaynakları var. Aynı zamanda Cilin ekibinden Guido, Kolombo ailesi için bazı infazlar da gerçekleştiren bir tetikçidir. Bir keresinde Guido, Donnie'nin arabasından şüphelenir ki bu Donnie Brasco filminde geçmiş bir sahneydi ve arabanın ön panelini sökerek dinleyici var mı diye arabayı kontrol eder. Donnie tabi rolü gereği bununla baya bir sinirlenir ve içerler. Guido'ya kafa tutar. Sen benim polis olduğumu düşünüyorsun diyerek neredeyse işi kavgaya vardırır. Fakat Guido bir şekilde onu sakinleştirir ve Donnie'nin hala yeni bir figür olduğu için kontrol edilmesi gerektiğini ve bunun ona normal olduğunu söyler. Ve bu olayla Donnie aslında asla dinleme cihazı taşımaması gerektiğini anlar. Görevi boyunca da mekan dinlemeleri hariç asla bir dinleme cihazı taşımayacaktır. Gün içinde kriminal delil oluşturabilecek her şeyi aklında tutacak, akşam kaldığı dairede bunların kaydını alacak ve diğer ajanlarla paylaşacaktır. Doni bu aralar çalıntı parfüm satma bahanesiyle soygunculardan aldığı parfümleri FBI'ya teslim eder ve karşılığında para alır. Yine daha önceki gibi bazı değerli saat ve mücevherleri de FBI'dan alarak sokakta satmaya devam eder. Ve bu tip ufak tefek işler de aslında Donnie'nin güvenilirliğini yani kredibilitesini Cili ve grubu nezdinde sağlamlaştırır. Cili ve çetesiyle gece gezmelerinden biri sırasında Donnie'nin yolu Bonanno ailesinin sokaklardaki en korkulan askerlerinden Tony Mira ile kesişir. Bir diskoda tanıştığı Tony Mira Uyuşturucu ve diğer suçlardan ömrünün 18 yılını hapiste geçirmiş ve dışarı yeni çıkmış bir hayduttur. Tony Mira kumardan uyuşturucuya, haraç ve benzeri pek çok suça bulaşmıştır ve parayı bu işlerden kazanmaktadır. Belki de 25'ten fazla infaz gerçekleştirmiştir ve yoluna çıkan herkese korku salmaktadır. Doni için Mira bağlantısı operasyonun seyrini değiştiren bir bağlantı olur. Donny bu sıralarda aynı zamanda başka bir risk alır ve büroya haber vermeksizin çalıntı bazı mücevheratı da bizzat kendisi satmaya çalışır. Neredeyse 200 bin dolarlık mal satar ve bu hamlesi tehlikeli olsa da sokak repütasyonunu inanılmaz şekilde güçlendirir. Bu zamanlarda Cili, Kolomba ailesinin resmi bir üyesi olur. Artık para yaptığı her işi üstleriyle paylaşması gerekecektir ve yapacağı her işi de onlara önceden raporlaması, bildirmesi gerekmektedir. Elbette bu süreçlerde aslar üstlerine yaptıkları işlerden kazandıkları parayı daima eksik söylüyorlar ve böylece onlara ödeyecekleri miktar da düşmüş oluyor. Fakat yine de Cili ve ekibi bundan sonra mafya hiyerarşisine karşı daha büyük bir sorumluluk taşımaya başlıyor. Bu arada Donnie Brasco'nun ifadelerine göre mafya kaptanları gerçekten de açgözlü adamlar ve her kaptan kendi ekibi için farklı bir kural uydurabiliyor. Bu kurallar bazen kaptana belli bir yüzde parayı e, her işten ödemek, bazense kaptana diyelim ki 5000 dolar gibi bir parayı haftalık olarak ödemek. Yani bazı kapolar maaş alır gibi ya da elemanlardan böyle haftalık para alır gibi belli bir miktar alıyorlar. Bazıları ise sadece belli bir komisyon alıyorlar. Bu şekilde mafyanın rayonunda farklı kaptanların farklı para yöntemleri, para akışı yöntemleri mevcut. Bu arada FBI tüm bu soygunları bilse de asla bir baskın veya tutuklama yapmıyor. Kimse Donu Brasco'yu riske atmak istemiyor. Dolayısıyla bu süreçte gerçekleşen tüm soygunlar ileride yargılanmak üzere kayda alınıyorlar ve şu anda yani o zamanlar ani aksiyonlar alınmıyor. Cili ve çetesi dedektif veya polis kılığında evlere girip bu evleri de bu şekilde soyuyor. Donnie bu soygunlara da katılmıyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra Jilly'nin ekibinden Patsy ve Frank adlı iki adam Doni'den şüphelenmeye başlıyorlar. İkili Jilly'den Donnie'ye yönelik bir background check yapmasını yani Donnie'nin geçmişinin incelenmesini talep ediyor. Donnie tabi buna hemen başta itiraz ediyor, gururuna yedirememiş gibi yapıyor çünkü sonuçta bir gangster rolü oynuyor ve bu iki adama atar yapıyor. Fakat bu adamlardan Patsy ona Miami'de soygunlar yaptığını iddia ediyorsun fakat bunların gerçek olup olmadığını kimse bilmiyor diye karşı bir cevap veriyor. Donny tabi bütün bunlara itiraz ediyor yeniden ve dişini gösteriyor. Miami'de onlara verebileceği isimler olmasına karşın işi zora sokuyor ve sanki gerçek bir gangster gibi gururlu davranarak böyle işi ağırdan almaya meseleyi bir gurur meselesi yapmaya başlıyor. Hatta Cili ve çetesi daha sonra Miami'den Donnie'nin sahte kontaklarını arayıp garanti alsalar da Donnie, Frankie'yi yani bu adamlardan birini yumrukluyor ve bu ekibin içinde bir arbede yaşanıyor. Sonunda ekibin ağır topu Guido araya giriyor ve mesele kapanıyor. Guido ve Cili Donnie'nin sağlam olduğuna inanıyorlar. Fakat aslında bu iki önemsiz görülen gangster yani Frankie ve Patsy şüphelerinde sonuna kadar haklıydılar. İronik olansa Patsy'nin ileride bir itirafçı olması ve tanık koruma programına girmesi. Tony Mira aracılığıyla Donnie Brasco, Bonanno ailesinde operasyonun seyrini değiştirecek ve bu gangster rolü boyunca ona mentörlük edecek olan bir başka figürle Lefty Guns yani solak silahlar lakaplı Benjamin Ruggiero ile de tanışıyor. Lefty Mira kadar insafsız görünmese de Bonanno ailesi için onlarca infaz gerçekleştirmiş bir başka tetikçidir ve bir social club işletmektedir. Lefty ellerinin başında, 1.80 boylarında, zayıf ve ince suratlı bir adamdır. Lefty ona nerelisin diye sorunca Donny, Kaliforniya diye cevap verir fakat Miami'de de uzun süre bulunduğunu söyler. Ayrıca Jilly'nin ekibiyle de dost olduğunu ekler. Bu noktadan sonra Donny, Mira ile buluşmak için Lefty'nin Little Italy Manhattan'daki mekanına gitmeye başlar. Bu aralar Donny Brasco hem Mira ile hem Lefty ile hem de Cili ile ayrı ayrı görüşmeye, onları ziyaret etmeye devam ediyor. Ne de olsa Donny şu an hiçbir aileyle resmi bağ sahip değil. Dolayısıyla e, freelancer yani aslında serbest bir gangster. Donny ara sıra Miami'ye giderek buradaki gizli ajan Fitz'in de kredibilitesini sağlamlaştırmak için onunla da takılmaya, mekanlarda görülmeye başlıyor. Böylece Miami'deki gangsterler de Fitz'in New York yeraltı dünyasıyla bağ olduğuna inanıyorlar. Yani iki ajan bu şekilde yine birbirlerini desteklemiş oluyor. Bu sıralar bir gangster bir mekanda Donnie'ye bir kokain önerir fakat Donnie adamın koluna vurarak onu sert şekilde reddeder. Bu da yine aynı şekilde reputasyonunu ve Donnie Brasco rolünü güçlendirmek içindir. Donny 724 karakterinde kalarak rolünü sağlamlaştırmaktadır. Sert şekilde prensiplerine bağlı bir görüntü çizerek saygınlığını arttırır. Bu süreçte Donny Brasco, gerçek kimliği Joseph Piston ve onun rollerini ihmal etmektedir. Kızlarının yaş günlerini kaçırmıştır. Evlilik yıl dönümünü aynı şekilde kaçırmıştır. Ayda yalnızca 2 veya 3 geceyi evde geçirebilmektedir. Geri kalanında evde değildir. Operasyonsa çalıntı mal satıcılarını çökertme amacından çıkmış, bitiş tarihi belirsiz bir operasyon haline gelmiştir. Ailesi yerine Donnie sürekli haydutlarla gezip onların saçma muhabbetlerine katlanmak zorundadır. Konular genelde Amerikan futbolu, Çinliler ve Porto Rikolların sokakları nasıl bozduğu, Amerika'nın İran'ı bombalaması gerekliliği, Cadillac mı Lincoln mi daha iyi arabadır tartışmaları, tecavüzlerin yakılması gerekliliği gibi böyle günlük gangsterlerin arasında geçen sohbetler. Ayrıca mafya dünyasında olan bitenler de yine sık konuşulan konular arasında. Donnie görüştüğü her yüzü, her ismi, her plakayı, her silah seri numarasını aklında tutmaya çalışır ve bunları gece e, evine kaldığı yere döndüğünde de not ederek bir şekilde kaydeder. Doni ve Büro sonunda Bonalıların Cili ve ekibinden daha sağlam bir rota olduğuna inanmaya başlarlar. Donnie 1977 yazında artık Cili'nin mekanına uğramayı bırakır. Left ve Mira ile takılmaya başlar. Yani artık mekanı Brooklyn değil, Little Italy, Manhattan'dır. Ajanlar Cili'nin ağzını Donnie ve diğerleriyle alakalı arasalar da Cili hiçbir hakkında bilgi vermez. Donnie bunu ajan olduğu için diğer taraftan yani FBI tarafından da duymuştur. Yani Cili harbiden de sağlam adamdır. Fakat yine de mafya Cili'nin bir sebepten işbirlikçi olduğunu düşünür ve onu 1980'de infaz ettirecektir. Jilly kırmızı ışıkla beklerken yanına yanaşan bir motordan açılan ateşle öldürülür. Fakat Donnie yani ajan piston Jilly'nin muhbir olmadığını bilmektedir. Jilly boş bir şüphe üzerine öldürülmüştür. Ajan piston ileride bu adamlarla bir şekilde bağ kursa da bunun iş icabı olduğunu daima aklında tuttuğunu dolayısıyla bu tip durumlarda çok üzülmediğini ifade etmiştir. Onun işi kötü adamları hapse tıkmaktır. Dolayısıyla vicdani açıdan bir problem yaşamadığını ifade eder. Fakat ilerleyen dakikalarda sizin de göreceğiniz gibi Donnie bazı gangsterlerle artık böyle iş icabından öte bir bağ kuracak ve bir noktada bu durum insani açıdan bir ihanet seviyesine gelecektir. Tony Mira ise Brasco'nun tanıştığı belki de en psikopat gangsterdir. 1.90'a yakın boyu olan iri yarı soğukkanlı bir katil olan Mira daima dengesiz bir ruh haline sahiptir tahmin edilmez bir kişilik olan Mira cebinde daima bıçak taşır ve bıçak kullanmakta da epey iyidir. Eski bir mahkum olarak silahla yakalanmamak için yani infazını yakmamak için bıçak taşıyan Mira ile kimse bir kol mesafesi kadar yakınlaşmaz. Çünkü Mira sinirlendiği anda bıçağını hızla çekip karşısındakini delik deşik etmesiyle de bilinmektedir. Diğer tetikçiler bile onun bu huyundan korkarlar. Başı da daima dertte olan Mira, yeraltı dünyasında bile kimseyle dostluk kuramamıştır. Çünkü sürekli küfür etmekte, insanları aşağılamakta ve insanlarla dalga geçmektedir. Tam bir zorba olduğu için kimse onunla dostluk kuramaz. Ona halatır soranlara bile bir gün iyi cevap verirse diğer gün siktir çekecek tıynette bir ruh hastasıdır. Ama tüm bu özelliklerine karşın Mira hapse girmediği zamanlarda hızlı para yapabilen bir hayduttur. Doni ile gittiği hiçbir mekanda hesap ödemez ve yanındakilere de asla hesap ödetmez. Bunların bir kısmından yani bu mekanların bir kısmındansa haraç keser. Doni hesap ödemeye kalktığında da benim yanımda kimse hesap ödemez diye ona çıkışır. Doni Mira ile bir bar kavgasına da karışmıştır ve Doni kendine burada bulaşan bir adamı yumrukladığında Mira da adamın yanındakilere saldırarak Doni'ye arka çıkar. Sonrasında olay bittiğinde ise Mira Donnie'ye adamı niye bıçaklamadın diye de sormuştur. Mira için bu tip şeyler bakkaldan sigara almak kadar normaldir. Doni ise yani Piston ise 38 yaşında bir kanun koruyucu olarak bir bar kavgasına karıştığı için utanç içindedir. Mira bazen Donnie'ye barmene veya müdüre iyi bakmasını da söyler çünkü onların kendi haraç kestiği mekanlardan para tırtıklamasını istememektedir. Ve Mira bu mekanlardan toplam haftada 5000 dolar kazanamazsa ki bugün bu para yaklaşık 25.000 dolar ediyor, Mira çok sinirlenir ve mekanların kapısına Doni veya diğer dostlarını koyarak mekana gelen herkesten ayak bastı parası toplatır. Böylece Mira 5.000 dolarlık limiti bu şekilde geçmektedir. Tony Mira kız arkadaşlarına karşı da acımasızdır ve ilişkilerinde daima toksik davranışlardadır. Hatta Donny Brasco bir keresinde Mira'nın ankesörlü telefonla konuşurken sıra bekleyen yaşlı bir kadına nasıl çıkıştığını unutamayacaktır. Tüm gangsterler gibi Mira ankesörlü telefonlarda uzun konuşmalar yapar çünkü bunlar genelde takip edilmeyen, dinlenmeyen telefonlardır. Fakat günün birinde yaşlı bir kadın beklemekten sıkılır ve kibarca ona sıra beklediğini söyler. Mira ise kadına ağır küfürler eder ve şimdi beni iyi dinle amcık ben bu telefonu kullanıyorum işim ne zaman biterse o zaman biter sesini kes yoksa seni keserim diyerek de yaşlı bir kadını terörize eder. Mira'nın özel hayatı da kendi kişiliği gibi son derece karmaşıktır ve özel hayatında film aktrisleriyle grup seksler yaptığını iddia eder ve anlattıklarıyla yaptıklarıyla her gün Donnie'yi dehşete düşürmeyi başarır. Mira aynı zamanda slot makinesi işine de girmiştir ve New York'ta pek çok mekana bu makineleri illegal olarak yerleştirmiştir. Bu işten de haftada 2000 dolar gibi bir para yapmaktadır. Mekan sahipleri onu tanımazlar ve teklifine sıcak bakmazlarsa onlara başta Mulberry Street'ten Mira'yı sordurun diyerek onları bırakır ve daha sonra onun namını duyan herkes tabi ona itiraz etmez ve makinelerini mekanlarına kabul eder. 50 yaşlarında olan Mira Ömrünün yarısından fazlasını bu tip suçlardan hapiste geçirmiştir ve Donnie onunla çok da sıkı fıkı olmak istememektedir. Yine de Mira sayesinde Donnie ailenin kapolarından Mikey Zaffarano gibi önemli gangsterlerle tanışır. Zaffarano Times meydanında porno filmler yayınlayan birkaç sinemanın da sahibidir. Hatta FBI illegal porno sektörünü çökertmek için bir operasyon yaptığında Zafarana ofisinde tutuklamadan kaçarken kalbine yenik düşer ve kalp krizinden ölür. Donnie, Lefty'nin de kulübüne uğramaktadır ve onun kumar oynattığı mekanın müdavimlerinden de biri olur. Burası sadece Bonanno ailesiyle ilişkili kişilerin girebildiği özel bir mekandır. Lefty aynı zamanda bir buki yani bahisçidir. Donnie de ona birkaç kez bet yaptırır. Hatta Brasco'ya Don yerine Doni diyerek adının Doni Brasco'ya dönüşmesi yine Lefty'nin eseridir. Doni bu sıralar Lefty ile sık sohbet ederek onunla da bir bağ kurmayı başarır. Bu mekanda da yani Lefty'nin mekanında da Cilin'in mekanı gibi konu sürekli paradır. Konular hep bahisler, maçlar, sokak lotoları ve yapılacak soygunlardır. Sonunda bir gün Doni Lefty'ye mücevher hırsızı olduğunu söyler. Lefty azılı bir kumarbazdır ve Donnie'den sık sık borç para istemeye başlar. Fakat Donnie enayi görüntüsü çizmek istemez yani reputasyonunu korumak ister. Dolayısıyla Lefty'de de reddetmemek adına ona para verir fakat asla istediği meblağı vermez. Yani Lefty 500 istediyse Donnie bende sadece 200 var der ve 200 verir. Bu arada mafya dünyasında bu tip şeyler yaygın. Yani biraz daha reputasyonu yüksek mafya üyeleri genelde altlarından böyle sık sık borç istiyorlar. Paraya ihtiyaçları olmasa da kendi paralarını harcamak yerine günlük işlerde bu kişilerin paralarını harcıyorlar. Lefty, bahis operasyonunu ailenin underbossu Nicky Marangelo'ya bağlı olarak yapmaktadır. Marangelo'nun müşterileri 200 bin dolara yakın büyük meblalar oynayan büyük betçilerdir. Andermos Marangelo'nun da Toyland yani Oyuncak Şehri adlı bir kulübü vardır. Fakat gangsterler buraya yalnızca Nicky ile işlerini halletmeye gelirler. Yani içeride kimse oturmaz, herkes kapıda bekler ve Nicky ile işini gören herkes çıkıp gider. Doni bir süre sonra Lefty'ye betişinde yardım etmeye başlar. Hem para trafiğinde hem de para yatırma işinde onun sağ kolu olur. Tabi Lefty Mira gibi değildir. Her ne kadar o da Mira kadar katil olsa da Lefty sakin bir adamdır ve gereksiz yere şiddet uygulamaktan hoşlanmaz. Donnie onun aracılığıyla Lefty'nin kaptanı Mike Sabella ile de tanışır. Yani Bonanno ailesinde böyle yüksek rütbeli insanlarla temasa geçmeye en azından onlarla bir aşinalık kurmaya başlıyor. Bu arada Donnie, Zips denilen ailenin Sicilya'dan yeni gelen üyelerini de görmeye başlar ailenin patronu Carmine Galante ki biz videosunu daha önce yaptık. Bonanno ailesine Sicilya'dan üyeler devşirerek yani orada yaşayan Sicilyalıları Kanada aracılığıyla göç ettirerek kaçak yollarla Amerika'ya sokarak bunları uyuşturucu işinde kullanmaya başlar. Amerika'da tanınmayan ve polis kayıtları olmayan bu Zips grubu kanundan da kolay saklanarak işlettikleri pizza dükkanlarından eroin satmaktadırlar başka kimseyi aralarına almayan Zips grubu Galante'nin kişisel ordusu gibi davranmakta ve Amerikan gangsterlerin aksine polis veya hakim öldürmekle alakalı bir sıkıntı çekmemektedirler. Bunlardan en meşhuru ise Galante'nin favorisi olan Cesare Bonventre. Böylece FBI Amerika'ya yeni gelen bu ikinci dalga Sicilyalı grubunda Donny Brasco sayesinde farkına varır. Bu arada neden bunlara zips deniyor arkadaşlar? Bunun sebebi bunların çok hızlı İngilizce ve İtalyancayı çok hızlı konuşmaları, aksanlarının böyle hızlı gelmesi kulağa. Dolayısıyla zips yani böyle hızlıca konuştukları için onlara zips deniyor. Lefty ve Mira bir zamanlar ortak olsalar da şimdileri araları bozuktur. Ve şimdi ikisi de Donnie'yi paylaşamamakta. Onu bir para kaynağı olarak gördükleri için Donnie'nin diğeriyle bir diğeriyle takılmasını istememektedirler. Donnie ikisini de kefeye koyduğu zaman Mira'nın para konusunda daha yetenekli olduğunu görür. Hapisten çıktığı zamandan beri 200 bin dolar yani bugünün 1 milyon dolarına yakın bir para yapmıştır Mira. Fakat Mira biraz fazla psikopattır ve Bonanolar da dahil sokakta onu seven bir kişi bile yoktur. Lefty ise sevilen sayılan bir gangsterdir. İtibar görmektedir. Dolayısıyla Donnie Lefty'yi seçer. Lefty ise Jilly'yi arayarak Donnie hakkında bilgi alır. Jilly Donnie'ye onay verince Lefty de gönül rahatlığıyla Donnie'yi kanatları altına almaya karar verir. Şimdi Lefty üstlerine gidecek yani kaptanlara vesaire gidecek ve Donnie'yi resmen kendi ekibinin bir parçası olarak tanıtacak bir yerde ona kefil olacaktır. Ayrıca Donnie'ye yeraltı dünyası rajonlarını da öğreten Lefty ona bıyığını kesmesini söyler, saçlarını kısaltmasını söyler, kot pantolon giymesini yasaklar ve kendi gibi yani genelde kumaş trikot tarzı şeyler giymesini de tavsiye eder. Bu arada Donnie Brasco filmini de Al Pacino hatırlıyorsanız Johnny Depp'e bunu öğretiyordu. Lefty genelde diğer aile üyelerine Donnie'yi tanıştırırken bu benim bir dostum diye tanıtıyor. Mafya aleminde bu benim bir dostum demek bu kişi bir üye değil fakat benim bağlantım demek oluyor. Fakat kişi bir diğeri hakkında bu bizim dostumuz derse bu da o diğer kişinin mafya üyesi olduğunu herhangi bir mafya ailesine üye bir made man olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla Lefty Donnie için şimdileri bu benim bir dostum diyerek onun kendine bağlı çalışan fakat aile üyesi olmayan bir gangster olduğunu aslında belli ediyor. Artık Donnie her adamını Lefty'ye rapor etmek zorundadır ondan habersiz şehirden ayrılamaz. Kazandığı her paradan ona belli bir payda ödemek zorundadır. Ayrıca Lefty, Donnie'ye suç konularıyla alakalı telefonda asla doğrudan konuşmaması gerektiğini söyler ve konuyu daima lafı dolandırarak anlatmak zorunda olduğunu da ekler. Konuşurken asla soyadı kullanmamalıdır. Diğer gangsterlerin eşlerine veya kız arkadaşlarına sarkmamalıdır ve bir mevzu olduğunda yani bir mafya üyesi mademan söz konusu olduğunda daima mademenlerden yana tavır almalı mademenler haksız olsa da aile üyeleri, kozanostro üyeleri haksız olsa da onlardan yana tavır alması gerektiğini söyler. Aynı zamanda aile üyeleriyle asla karşı karşıya gelmemeli, onlara asla dokunmamalı, vurmamalıdır. Bu kurallara doğrudan aykırıdır. Bir mafya üyesine kimse el kaldıramaz. Lefty Donnie'ye bu kuralları izleyip aklını verirse bir gün aile üyesi olabileceğini de söyler. Tabi Donnie Mirayla da bağını bir anda koparmıyor. Gündüzleri Lefty ile takılan Donnie, geceleri ise gece hayatını seven Mira ile gezmektedir. Bir keresinde ise Mira, bir garson kızı fırçalarken Donnie araya girer. Donnie, kızın aslında bir hatası olmadığını söyleyince, Mira bu kez kapa çeneni bana ne yapacağımı söyleme diyerek Donnie'yi insanların önünde fırçalamaya başlar. Daha da ilerleyen Mira Doniye küfür etmeye başlar ve ona herkesin önünde posta koyar. Sen Left mi güveniyorsun? Left seni koruyamaz gibisinden böyle imalarda bulunur. Ve sonunda nefes almak istiyorsan sesini kes diyerek konuyu kapatır. Milletin önünde özür dileyen Doni bu olayı içine sindiremez ve ertesi gün Doni bir restoranda yakaladığı Mira'yı dışarı davet eder. Baş başalarken Doni Mira'ya saygı duyduğunu fakat bir kez daha böyle yaparsa karşılık vereceğini, sokakta onu yakalayıp haklayabileceğini söyler. Mira ise onu sakinleştirerek aslında onu yani Donnie'yi sevdiğini söyler. Böylece Doni Mira'ya sınır çizmiştir. Bu arada hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Tabi Donnie Brasco böyle anlatıyor fakat bunun olup olmadığını sadece onun ifadelerinden biliyoruz. Dolayısıyla belki de böyle bir şey oldu, belki de olmadı. Yani hikayeyi biraz böyle de dinleyin. Çünkü sonuçta bunlar Ajan Piston'un bize aktardığı ifadeler. Lefty ve bahis işleri gibi Mira da Donnie'yi slot makinesi işine sokmak ister. Fakat Donnie bunu kabul etmenin onu Mira'ya belden bağlayacağını bildiğinden teklifi reddeder. Çok geçmeden Mira'nın başı tekrar derde girer ve birkaç ay sonra ise uyuşturucu suçlamalarından tekrar hapsi boylar. 8,5 buçuk yıl hapis cezası alır. Hatta Lefty Mira'nın arkasından şimdi içeride zencilere kabadayılık yapsın bakalım diyerek de dalga geçmiştir. Şimdi Donnie tüm dikkatini Lefty'ye ayırabilecektir. İlk olarak Lefty ile kredi kartı dolandırıcılığı yapmaya başlar. Ellerinde gerçek kimlik bilgileri olan Lefty ve ekibi içeriden bir bankacıyla anlaşır ve bir hafta hükmü olan banka kasiyer çekleri denen çekler imzalayarak birçok mağazadan aslında bir karşılığı olmayan çeklerle satın almalar gerçekleştirir. İçerideki adamlar da çekleri onayladığından sistem tıkır tıkır işler. Lefty, Donnie'den memnundur. Bu arada Lefty, Little Italy'de doğup büyümüştür. Sokaklarda herkes onu iyi tanır. İyi de bir aşçı olan Lefty, haftada bir iki kez Donnie'yi eve davet edip ona yemek yapar. Eşinden boşanmış olan Lefty, şimdileri kız arkadaşı Louis ile yaşamaktadır. Lefty kız arkadaşına sert ve kaba olsa da Luis ona bir şekilde tahammül etmektedir. Yine de Lefty sevgilisine sadıktır ve bir sekreter olarak çalışan Luis Dono Brasco'nun ajanlık kariyerinde acıdığı ve üzüldüğü nadir insanlardan biri olacaktır. Dono aynı zamanda Lefty'nin dört çocuğuyla da yani evliliğinden önceki evliliğinden olan 4 çocuğuyla da tanışır. Hatta Lefty'nin oğlu Marco bir uyuşturucu bağımlısı ve gangsterir ve Donnie ara sıra Marco'yu düzeltmeye ona böyle akıl hocalığı da yapmaya başlar. Bu arada Lefty bir noktada Louis ile evlendiğinde ise sadece Donnie Brasco olur. Lefty bir keresinde Donnie'ye hiçbir mafya infazı gerçekleştirdim mi diye sorar. Donnie birkaç kez birilerini öldürmek zorunda kaldığı yalanını uydurur fakat bunların genelde kavga veya çatışma sonucu gerçekleştiğini söyler. Lefty ise ona bir başka mafya rajonunu öğretir ve mafya infazlarının bu tip mevzulara hiç benzemediğini söyler. Ve gerçek bir mafya infazının aslında neye benzediğini detaylı şekilde anlatmaya başlar. İnfazlarda intikam duygusu olmaz diyerek lafa girer. Hatta kimi zaman infazcı işi neden yaptığını bile bilmemektedir. Bunlar profesyonel şekilde gerçekleşen cinayetlerdir. Hatta Lefty detay vererek bu işlerde genelde 22 kalibrelik tabancalar kullandığını çünkü 22 kalibre merminin delik açmadan yani ortalığı fazla kana bulamadan işi bitirdiğini söyler. Lefty Donnie'yi bir sonraki infazda olaya dahil edeceğini, böylece onu yetiştireceğini de söyleyince Donnie kafasında bunu nasıl idare edeceğini düşünmeye başlar ve uzun süre Donnie için bu bir paranoyaya dönüşecektir ve Doni sonunda eğer hedef bir gangsterse kendi hedef olmamak için onu öldürebileceğini, bu riski alabileceğini kafasında tasarlar. 1977 yazında Doni Brasco artık takımın bir üyesidir ve Doni artık her yere girebilmektedir. Herkesi de selamlaşmaya başlamıştır. Lefty ile geçirdiği zamanda Doni onu da yakından tanımaya devam eder. Lefty hayatında hiç hapse girmemiştir. Fakat bir mademan yani resmi mafya üyesi olmasının önünde büyük bir engel vardır ki bu da borçlarıdır. Lefty'nin uçan kuşa dahi borcu vardır ve kötü de bir kumarbaz olduğu için borçları daima büyümektedir. Kağıt oyunlarında da at yarışlarında da talihsizdir. Fakat Lefty hep bir sonraki oyunda büyük kazanacağına inandığından ki bütün kötü kumarbazlar aslında böyle düşünüyorlar para kaybetmeye sürekli olarak devam ediyor. Bu kumar borcu yüzünden ta 1977'ye yani neredeyse 50'li yaşlarına kadar bir aile üyesi olamamıştır. Fakat 1977 yazında Lefty Bonanno ailesinin resmi bir üyesi haline gelir. Bu sıralar Bonanno ailesinin başında hapisten yeni çıkmış olan Carmine Galante vardır. Ağzında daima prosuyla dolaşan Galante bir keresinde Donnie'nin de olduğu bir yerde ailenin yöneticileriyle bir toplantıya katılır. Dışarıda bir orada adam ki bunlara Lefty ve Donnie de dahil onu korumak için silahlarla beklemektedir. Çünkü Galante'nin arası komisyondaki diğer babalarla bozuktur, bu yüzden sürekli olarak tedbirlidir. Lefty, Donnie'ye Galante'nin bencil bir adam olduğunu, yalnızca kendi cebini düşündüğünü ve Zips grubunu kullanarak uyuşturucu sattığını söyler. Galante ve Sicilyalı çetesi, diğer tüm Koza Nostra üyelerini ezmekte ve onları korku yoluyla hizada tutmaya çalışmaktadır kendi ailesinden askerler bile Galante'den nefret etmektedir. Dolayısıyla bu tip buluşmalar sırasında Lefty ve diğer askerler daima dışarıda Galante için nöbet tutmaktadırlar. Bu arada farklı bir gelişme yaşanır ve Donny Brasco FBI'nin direktifleriyle Amerika'nın kuzeyindeki Wisconsin eyaletinin en büyük şehri Milwaukee'ye gider. Büro Milwaukee'deki mafya ailesi Balistrieri ailesine karşı bir operasyon düzenlemektedir ve Donny'yi de bilgi toplaması için buraya göndermiştir. Donnie burada kendi gibi gizli ajanlık yapan Tony Conte ile de bir temasa geçer. Balistrieri ailesi, Wisconsin'in komşusu olan Illinois eyaletindeki Chicago Outfit'e yani Al Capone'un örgütüne bağlı, onun kurduğu örgüte bağlı. Yani komisyonda Chicago Outfit tarafından temsil edilen ufak bir aile. Patronları Frank Balistrieri, özellikle otomat işinde büyük bir patron ve onun Milwaukee'deki imparatorluğu FBI'ın bir süre sonra hedefi haline geliyor. Hatta zamanında Chicago patronlarından Tony Accardo'ya dahi kafa tutmuş olan Balistrieri ise yeraltı dünyasında nüfuzu olan bir babadır. Donnie bu fırsatı kullanır ve Lefty'e Milwaukee'deki bağlantısından ve burada otomat işleri gibi bir takım işler yapabileceklerinden bahseder ve Lefty de bu fikre bayılır. Ve Sabella aracılığıyla patron Galante'den izin alan Lefty, Milwaukee'de operasyonlar yürütmek üzere Donnie ile beraber buraya gelir. Bu arada Doni Brasco yani aslında ajan piston için acı bir olay yaşanır ve eşi bir trafik kazası geçirir. Kadın kazadan canlı kurtulmuştur fakat kocasının tüm bu süreçte yanında olmamasından epey yakınır ve çift boşanmanın eşiğine gelir. Brasco yani ajan piston eve gittiğinde ise yani nadir aralıklarda evine gidebildiğinde ise Eşi de çocukları da onu adam yerine koymaz. Kızları onun dediği hiçbir şeyi kabul etmez, onun lafını dinlemezler. Onun otoritesini tanımazlar. Çünkü onun kendilerini sürekli terk ettiğini düşündükleri için onu bir yerden sonra baba olarak görmeyi bile neredeyse bırakmışlardır. Hatta karısı pistonun istifa etmesini dahi önerir, hatta bu konuda ısrar eder. Fakat tüm bunlara rağmen evliliğine bağlı olan kadın ev ve kızları çekip çevirmeye devam eder. Piston sonunda eşine mafya ile çalıştığını da itiraf eder ve bazı detayları da onunla artık onu ikna etmek için biraz da paylaşmak zorunda kalır. Milwaukee'de ise Donnie ve Lefty, Balistrieri'nin evine davet edilir. Hayatlarında ilk kez bir mafya patronuyla yemek yiyeceklerdir. Dolayısıyla Lefty, New York'ta bırakın yemeği bir patronla diyaloğa bile giremeyecekken burada Balistrieri'nin evine davet edilmekten büyük onur duymuştur. Ve dolayısıyla Donnie'ye de saygısı ve sevgisi artmıştır. Çünkü Donnie buna bir aracı olmuştur. Bir şekilde bunun bahanesi Donnie'dir. Fakat Milwaukee operasyonu daha ileri gidemeyecektir. Çünkü Frank Balistrieri Bonanno liderleriyle görüşmek üzereyken hem onlarla hem de Lefty ve Donnie ile tüm köprüleri bir anda atar. Yani ilişkiyi bıçak gibi keser. Daha sonra Donny, Balistrieri'nin bir şekilde Tony Conte'nin FBI ajanı olduğunu öğrendiğini duyar. İşin garibi Balistrieri bu bilginin üzerine gitmemiş, Donnie ile alakalı belki de bir ifşaat şansını da kaçırmıştır. Fakat New York'taki gelişmeler tüm Bonanno ailesinin gündemini değiştirecek, bütün bunları unutturacaktır. Ailenin patronu Carmine Galante suikastle infaz edilmiştir. Kafe restoran tipi bir mekanda otururken içeri dalan kar maskeli infazcılar tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştur. Korumaları Zips grubundan Cesare Bonventre ve Baldo Amato ise onu korumak için hiçbir hamle yapmamışlardır. Lefty Donnie bundan sonra büyük değişiklikler olacağını söyler. Hapisteki Rusty lakaplı Philip Rastelli ailenin yeni resmi patronudur ve komisyonda yani mafya komisyonunda onun patronluğunu onaylamıştır. Sunny Black lakaplı Dominic Napolitano ise kapa olmuştur ve Mike Zaffarano'nun ekibini yani Lefty'nin bağlı olduğu kaptanın ekibini devralmıştır. Garantiye yakın adamlar olan Nicky Marangelo ve Mike Zaffarano ise sevildikleri için sevilmelerinin yüzü hatırına öldürülmezler fakat rütbeleri sökülür. Yani ikisi de artık Lefty ile aynı seviyede birer askerdir. Rastelli komisyon onayıyla patron olmuştur. Fakat Bonanno ailesi içinde Galante suikasti ile beraber yükselen gruplar arasında yeni bir gerilim başlar. Hapisteki Rastelli ve ona yakın isimler Sunny Black ve Joe Massino, Gambino ve Colombo ailelerinin desteğini almaktadırlar. Cenoviz ailesi ise rakip Bonanno fraksiyonunu destekler. Bu fraksiyonda ise Sunny Red lakaplı Alphonse Indelicato, Phil Lucky lakaplı Philip Ciccone ve Big Trin lakaplı Dominic Trinchere vardır. Sunny Red, Phil Lucky ve Big Trin Rastelli yerine kendi yönetimlerini kurmak kendi işlerinden bir patron çıkarmak istemektedir. Yani ailede bir bölünme var arkadaşlar. Bir tarafta Sunny Black ve Joe Massino ileride patron olacak kişi. Diğer tarafta ise Sunny Red, Big Trim ve Phil Lucky adlı 3 kaptan var. Bir tarafı yani Sunny Black'in olduğu hizbi Gambino ve Colombo aileleri destekliyor ki bir dönemler Paul Castellano Gambino ailesinin patronu. Diğer tarafı ise Genovese ailesi destekliyor. Dolayısıyla Bonanno ailesi arasında aslında komisyonun da e, tarafı olduğu bir sürtüşme var. İşte bu sürtüşmenin önemli bir tarafı olan Sunny Black, Donnie Brasco operasyonunda önemli bir role sahip olacaktır. Normalde Sunny'nin ekibi Brooklyn'de olduğu için Donnie ile yolları pek kesişmemiştir. Sunny Black şimdi ailenin en güçlü kaptanıdır. Galante'nin bodyguardlarından Zips grubu üyesi Cesare Bonventre de ayrıca bu dönem kapı olmuştur. Massino gibi birkaç isimse şimdi yüksek rütbelere yani Bonventre gibi bu cinayetten sonra Galante'nin ölümünden sonra yüksek pozisyonlara gelmiştir. Yani ailede yeni kaptanlar ve yeni bir yapılanma vardır. Lefty, Sunny Black veya Massino arasında bir seçim yapması istendiğinde Sunny Black'i seçer. Dolayısıyla şimdi Donnie de Sunny Black'in ekibine dahil olacaktır. Patron Rusty hapiste olduğu için ortalık hala karışıktır. Lefty Rusty ile tanışmaktadır ve onun hapisten çıkacağı günü iple çekmektedir. Fakat Rusty 1975'ten beri hapistedir. Bu aralar Donny ve Lefty aynı Milwaukee gibi şimdi de Miami'ye gitmeye başlar. Burada tatil yaparken bir yandan da kumar oynarlar ve aynı zamanda yeni para yapma yöntemleri de araştırırlar. Donny Lefty'ye Miami konusunda da ön olmuştur ve Miami'de tıpkı Vegas gibi e, mafya dünyasında mafya aleminde tüm ailelere açık durumdadır. Lefty burada bir mekan satın almak ister ve aynı zamanda Donnie'ye de bir tekne alma isteğini söylemiştir. New York'taki diğer gangsterler de Miami'ye geldiğinde Donnie FBI bağlantılarını kullanarak Abscam adlı bir rüşvet davasında da kullanılan bir FBI teknesini kiralar. Bu teknenin adı left hand yani sol eldir. Tabi lefti ve diğerleri tekneyi görünce sevinçten havaya uçar ve teknede büyük bir parti verilir ve bu teknede Donnie'nin aslında kredibilitesini ve reputasyonunu arttırır ve onun lefti'ye yaptığı büyük bir jest olur. Lefty Miami'de hem çek dolandırıcılığı gibi işler hem de uyuşturucu işine girmek istemektedir. Bu yıllarda yani 1977'de Kolombiya'dan kilosu 5000 dolara alınan kokain New York sokaklarında 45000 dolara satılabiliyordu. Yani kilo başı 40000 dolar kar bugünün parasıyla 156000 dolar etmektedir. Lefty bu işi direkt Donnie ile yapıp hiçbir aracı kullanmak istemiyordu. Fakat bu iş için çalışacakları kişi Dani'nin tavırlarından korkarak geri adım atar ve iş gerçekleşmez. Bu arada Bonanno ailesi diğer New York ailelerine göre uyuşturucu konusunda biraz daha esnek bir aile ve ailenin pek çok üyesi uyuşturucu işi yapmakta. Hatta Carmine Galante yani öldürülen patron bile en büyük para kaynağı olarak uyuşturucu işini, eroin işini kullanmaktaydı. Bu arada Donnie'nin meslektaşı olan Tony Rossi adlı gizli ajan Miami'deki mafya ailesi patronu olan Santo Traficante'nin ailesine sızmaya çalışmakta. Yani tıpkı Donnie Brasco gibi bu kişi de Tony Rossi karakterini oynuyor ve Miami'deki mafya ailesine sızmaya çalışıyor. Rossi bir koruma olarak kumar oyunlarını korumaktadır. Yani mafya rolü, gangster rolü budur. Bu arada FBI'ye bir haber geliyor arkadaşlar ve Frank Balistrieri yani Milwaukee'deki babanın Tony Conte'yi yani Donnie Brasco'nun arkadaşım diye tanıttığı ajanın ajan olduğunu öğrendiği ortaya çıkıyor. Yani Frank Balistieri aslında Tony Conte'nin ajan olduğunu öğrenmiş durumda. Ve dolayısıyla FBI hemen operasyonu bitirmek istiyor. Yani Donny Brasco'yu da sokaktan çekmek istiyor. Çünkü Balistieri eğer Bonanno ailesine gidip bundan detaylı şekilde bahsederse Donny'nin de öldürülmesi veya aileden bir şekilde cezalandırılması söz konusu olabilecektir. Fakat Doni ısrar eder, FBI'yi ikna etmeyi başarır ve bırakın ben görevime devam edeyim der. Ayrıca Conte'ye o kadar da kefil olmadığını, onu sadece bir şekilde tanıdığını söylemiştir. Diğerlerine. Dolayısıyla bu operasyon iptal olmaktan kurtulur ve Doni Brasco görevine devam eder. Bu arada Doni Lefty Miami'de Kings Court yani Kralın Sarayı adlı bir mekanı satın alması için ikna eder. Sonunda Lefty gizli ajan Rossi ile ortak olarak King's Court adlı mekanı idare etmeye başlar. Sunny de gidişattan memnundur ve Lefty'nin kaptanı olarak King's Court'u ziyaret etmeye gelir. Donny Brasco operasyonun en büyük ikinci dönüm noktası olarak Sunny Black ile işte bu noktada tanışır. Dominic Napolitano yani Sonny Black 40'lı yaşlarının sonunda 1.70 boylarında sağlam yapılı bir adamdır. Bileğindeki panter dövmesi Donnie'nin dikkatini çeker. Esmer teni ve simsiyah boyattığı saçlarından ötürü lakabı Sunny Black yani Kara Sony'dir. Gözlerinin altındaki torbalar bazen onun babacan bir görüntü vermesini, bazense tam aksine korkutucu bir adama dönüşmesini sağlar. Sunny bir zamanlar hapse girdiğinde altındaki ekip dağılmış ve onu terk etmiştir. Fakat şimdi yani Galante suikastı sonrası gücünü kazanmış ve gücüne güç katmaktadır. Leftinin aksine Sunny 7-24 gangster gibi davranmaz ve iş dışındaki zamanlarda hoş sohbet ve sakin bir adamdır. Fakat öfkelendiğinde herkesi donduracak kadar serttir. Sunny diğerlerine nazaran daha kontrollü, aklı başında ve sadık bir adamdır. Sunny Kings Court mekanına geldiğinde Donnie'yi bir köşeye çeker ve onunla alakalı iyi şeyler duyduğunu söyler ve ardından artık doğrudan kendisine rapor verebileceğini yani Lefty'yi aradan çıkardığını söyler. Lefty bu karardan hoşlanmasa da buna itiraz etmez. Ayrıca Donnie de Lefty'nin gönlünü hoş tutmak için ona gider ve Sane'nin emri ne olursa olsun ben seni aradan çıkarmayacağım ve seni daima işin içinde tutacağım diyerek bir şekilde ona güven verir. King's Court açıldığında bir Vegas gecesi yapılır ve 200'den fazla müşteri buraya kumar oynayıp içki içmeye gelir. Rossi ise yerel polise rüşvet ödediği için polis baskısı da ortadan kalkmıştır. Bu arada Sunny New York'a döndüğünde ülkesinden kaçak durumdaki İran Şahı Pehlevi'nin bir depoda sakladığı sanat eserlerini soymaya kalkar. Pehlevi'nin kız kardeşinin evini soymaya giden ekip güvenliklerle çatışmaya girince bu plan iptal edilir. Bu süreçte Miami'deki operasyonun bir parçası olarak FBI Kings Court'u 7-24 dinlemektedir. Ajan Rossi'nin aracında da bir dinleme cihazı mevcuttur. Donnie'nin kaldığı yerdeki telefon da duvara yerleşik bir cihazla ayrıca dinlenmektedir. Bu arada Donnie, ajan piston olarak kızının mezuniyetine katılacak fırsatı ancak bulabilmiştir. Florida'da ise büyük bir buluşma gerçekleşir. Sonny Black, Florida'daki mafya ailesinin reisi Santo Traficante Junior'la bir görüşme yapacaktır. Sonny toplantıda istediği tüm izinleri almıştır artık Florida'da istedikleri işe girebileceklerdir. Anlaşmaya göre Bonanolar burada yaptıkları her işten trafikant ailesine %50'lik bir komisyon vereceklerdir. Sunny bu karardan hemen sonra Donnie'ye gider ve ona tefecilik operasyonuna hız kazandırması için 5000 dolarlık bir ödeme yapar. Donnie aldığı faizi para 80 bin dolar meblasına gelene kadar biriktirebilecektir. Sunny'nin bir diğer projesi de buraya bir köpek yarışı pisti inşa ettirmektir. Söylediğine göre Sunny, New York'taki 15 askerlik ekibini de feda ederek tüm fokusunu Florida'da yoğunlaştırmıştır. Ve ekibindeki askerler diğer kaptanlar arasında paylaşılmıştır. Sonrasında ekip kutlama için de gider ve Sony burada tüfekle hedef vurma oyununda Donnie ve Rossi'nin nişancılık yeteneklerini görünce epey şaşırır. İkisi de tetikçi olmamalarına rağmen müthiş nişancılardır. Tabi Sunny iki adamın da FBI'dan özel ajan eğitimi aldığını bilmemektedir. Left'in aksine Sani iç dışı zamanlarda Donnie ve diğerleriyle keyifli zaman geçirip sohbet muhabbet etmeyi de sevmektedir. Yani bu zamanlarda gardını indirir. Donnie Sunny'nin kız arkadaşı Judy ile de bir ilişki kurar ve operasyon bittiğinde Judy'nin akıbeti için de epey üzülecektir. Sunny ve Donnie ara sıra beraber ağırlıkla çalışmaktadır. Sony Donnie ile sık sık bilek güreşi yapar. Donnie her seferinde kazansa da Sony bu güreşlerden asla pes etmez. Fakat bunu hep güler bir yüzle ve neşeyle yapmıştır. Sony vesilesiyle Donnie Brasco, Santo Traficante ile el sıkışma fırsatını da bulmuştur. Yani bir FBI ajanı olarak Donnie Brasco ikinci kez bir mafya babasıyla el sıkışmaktadır. Donnie bu noktadan sonra Sunny'nin Brooklyn'de İtalyan Amerikalı Savaş Gazileri Kulübü olarak işlettiği mekana ve bir diğer Social Club adı altındaki mekanına gitmeye başlar. Ayrıca Sunny Black, Donnie New York'a geldiğinde yeni bir ev kiralayıp masrafa girmesin diye ona kendi evini de açmıştır. Burada iki adam beraber ağırlık çalışır, çatıda Sunny'nin beslediği güvercinlerle ilgilenir, sohbet, muhabbet eder. Sunny farklı güvercin cinslerini vitamin ve benzeri takviyelerle özenle yetiştirmektedir. Hatta bacaklarına onları tanımak için birer bant bile takmıştır. Bunlar aynı zamanda yarışlar içinde kullandığı güvercinlerdir yani bu güvercinleri gangsterler veyahut da bu güvercin alemindeki kişiler bir noktadan eve dönüş rotasına e, uçuruyorlar ve bunun hızına göre bir kazanan ve kaybeden takım oluyor. Sunny Donnie'ye anlattığına göre başlarda mafya üyesi olmayı çok da umursamayan bir soyguncudur. Fakat bir noktadan sonra yaptığı soygunlarla alakalı yerel mafya liderlerinin onayını alması gerektiğinde mafya üyesi olmayı bunun kendisi için hayatı kolaylaştıracağına karar vermiştir. Sani ayrıca Donnie'ye yaklaşmakta olan fırtınadan da bahseder. Bonanno ailesi Galante'nin ölümünden sonra epey karışacaktır. Ayrıca Sony bahis ve tefecilik işlerini emanet etmek üzere akıllı bir adam aradığını söyleyince Donnie Brasco bir başka ajan arkadaşını gangstermiş gibi gösterip bu iş için önerir ve onu da Baltimore'daki bahis işinin başına geçirmeyi başarır. Ne de olsa Sunny için Donnie Brasco kefilse tartışılacak bir şey yoktur. Daha sonra Florida'da Sani mafya komisyonunda bir takım değişiklikler olduğundan bahsetmeye başlar. Genoviz ailesinin lideri Funzitiere patronluktan alınınca komisyonda güç Pol Castellano ve Gambino ailesine geçmiştir. Gambino'lar uyuşturucu işinde Santo Traficante ve Bonano'larla da işbirliğine sıcak bakmaktadır. Yine bugünlerden birinde Dani Sani'nin taktığı yüzüğü çok beğendiğini söyleyince Sony derhal yüzüğü çıkarıp Donnie'ye hediye etmek ister. Fakat Donnie bu hediyeyi şiddetle reddeder. Yine biz buradan görüyoruz ki Sony Donnie'yi benimsemeye başlıyor. Onu bir iş arkadaşından öte, bir kardeş, bir e, yol arkadaşı gibi görmeye başlıyor. Bu arada Tony Mira hapisten erken çıkmıştır. Ve şimdi Donnie'nin kendisine çalışması gerektiği hakkında meseleyi üst rütbelere taşımakta. Yani bir mafya toplantısı silsilesine sebep olmaktadır. Mira, Donnie'nin Leftie çalışmasını haksızlık olarak görmektedir çünkü Donnie'yi Bonanno'lara aslında ilk olarak Mira getirmiştir. Bu arada ilginç bir olay olarak Lefty bir şekilde yavru bir aslan almıştır ve bu aslanı arabasına gezdirmekle dahi köpeği gibi sağa sola götürmektedir. Fakat aslan büyüdüğünde günde 200 dolarlık yemek masrafı çıkartmaya başlar ve artık gezdirilmesi de zorlaşır. Aslan Lefty'nin aracının döşemelerini yırtınca artık arabaya da bindirilemez ve sonunda Lefty ve ekibi Aslan'ı Queens'te bir yere bağlayarak bırakırlar ve Aslan New York Post gibi gazetelere de manşet olur. Kimse bu Aslan'ın nereden çıktığını tahmin edemez. Bu arada Sunny, Dani'ye onun adını üye adayları listesine soktuğunu ve bir dahakine onu mutlaka üyelik için yani Bonanno ailesinin resmi üyesi olması için önereceğini de söyler. Yani neredeyse tarihte bir ilk gerçekleşecektir ve bir FBI ajanı resmen mafya ailesine bir üye konumuna gelecektir. Sunny bir keresinde ise Donnie'ye bıçak çeken bir gaspçının arkasından dolanarak adamı tek yumrukta indirir ve böylece belki de Donnie'yi bıçaklanmaktan ve hatta belki de öldürülmekten de kurtarır. Bu arada ekip Florida'ya geri döner ve Kingscourt mekanında ikinci bir Vegas gecesi kumar partisi verilir. Fakat bu kez hevesler kursakta kalacaktır. Çünkü polis mekana baskın yapıp Soni'yi tutuklar. Tabi polisler Doni ve Rossi'nin ajan olduğundan da habersizdir ve sonuç olarak Doni üzerinde kimlik olduğu için tutuklanmaktan yırtar ve aynı gece Soni ile Rossi'nin kefaretlerini de ödeyerek onların da salı verilmesini sağlar. Bu arada polis Kings altını üstüne getirmiştir ve slot makineleri de dahil olmak üzere tüm kumar aparatlarını ve gecenin hasılatını almıştır. Sunny tam anlamıyla rezil olmuştur. Bu durum Florida mafyası Santo'nun gözünde de onu ucuz bir serseri gibi göstermiştir. Sony içeriden birinin gammazlık yaptığını düşünerek Dani ve diğerlerine haini bulun diye de emir verir. Bu arada Bonanno ailesinde cadı kazanı kaynamaktadır. Lefty Donnie'ye yeni değişikliklerden bahseder. Rusty hapisteyken Sali Farugi adlı kaptan acting boss yani temsili patron olmuştur. Sani ise şu an ailenin en büyük ve en güçlü kaptanıdır. Ve Rusty hapisten çıktığında Sani muhtemelen konsilyere yani ailenin üçüncü adamı konumuna gelecektir. Bu arada mafya komisyonu ailedeki rakip fraksiyonları barışı korumaları için uyarır. Yine bugünlerde ilginç bir şey olur ve Lefty Donny ile alakalı ikircikli bir konunun farkına varır. Time dergisinde Donny'nin Florida'da parti için kiraladığı FBI teknesinin fotoğrafı Abscam operasyonuyla yan yana durmaktadır. Lefty federal bir tekneyle seyahat ettikleri için Donny'ye epey kızar ama bu bile Lefty'nin Donny'den şüphelenmesini sağlamaz. Bu arada Tony Mira problem yaratmaya devam etmektedir. Patrona giden Mira Donnie ile alakalı mesele için bir toplantı talep eder. Fakat bu toplantıda Mira, Donnie'nin aileye haber vermeden tam 250 bin dolarlık eroin işi yaptığını iddia edince ortalık fena karışır. Mira'nın iddiasına göre Donnie, Rocky lakaplı bir başka gangsterle eroin işi yapmıştır. Bu arada bu Rocky adlı kişi de gizli bir ajandır. Ajan oldukları ifşa olmasa da aileden gizli bu meblada bir iş yapmanın riski ölümdür.

And that's beyond Sonny. It's out of Sonny's hands, though. Your case. I warned you. I'm not giving you up. i die with you. So what do we do now? What do you do? So yeah, we just, the, the, we we just let this guy him. bullshit and lie or, or to well, everybody? Here's, here's the question. You still fucking don't understand. I know what... I, I wanted you to come in, but I didn't want to scare you from coming in. Hey, look, I ain't afraid of anybody. I don't give a fuck, but you can't... I ain't afraid me of you. anybody. You can't help me out. I have to handle it without you. And I ain't afraid of mirror either. I uh, <laughs> uh look, uh, let me tell you something. What? Get off your fucking high horse and call me back later. No, no, You're i want... fucking aggravate. No, I want to talk to you now. Her ne kadar Donnie'yi aileye Mira getirmiş olsa da Donnie'yi Marangelo gibi üst rütbeli üyelerle tanıştıran Lefty olduğu için Mira'nın iddiaları karşılık bulmaz. Lefty toplantıda Mira'ya epey çıkışmıştır ve Mira'ya adeta rajon kesmiştir. Ayrıca Lefty, Rakin'in polisle çalıştığına dair de tehlikeli düşüncelere kapılmıştır. Bu mesele uzar fakat Lefty sonunda Sani'nin ekibinin acting kaposu yani temsili kaptanı olur ve Lefty Daniye ailedeki bölünmenin detaylarından bahsetmeye başlar. Ailenin kapolarından Jerry Chili de şimdi Sunny Red ve karşı takımla yakınlaşmaya başlamıştır. Lefty'e göre Cesare Bonventre ve Zips grubu da karşı taraftadır. Sunny Black ve Joe Massino ise güçlerini Rusty olan yakınlıklarından dolayısıyla Gambino ailesinin de desteğinden almaktadırlar. Lefty ise kararının Sani'nin yanında kalmak olduğunu ve gerekirse Mira ile de sokak ortasında vuruşup onu öldürmek olduğunu söyler. Lefty silah konusunda yetenekli bir tetikçidir ve Mira her ne kadar psikopat bir adam olsa da Lefty gibi yetenekli bir tetikçiye kolay kolay kafa tutamaz. Bonanno ailesinde hapisteki patron Rusty, konsilyere Steve Canoni ve kaptanlar Sani Black ile Massino tarafından desteklenmektedir. Karşı takımda ise kapolar Sani Red, Phil Lucky ve Big Trin vardır. Onları Zips grubunun lideri Cesare Bonventre ve Jerry Chili gibi bazı diğer kaptanlar da desteklemektedir. Sunny Red grubu Sunny Black'in artan nüfuzu ve gücünden çekinmektedir. Dolayısıyla bu mevzu çok hızlı şekilde bir iç savaşa dönüşmeye gebe durumdadır. Sunny Black ve grubu başta Phil vurmaya hazırlanır fakat bu plan iptal edilir. Çünkü Sunny Black ve Joe Massino rakip kaptanları topluca yani üçünü de bir arada yok etmek istemektedir. Böylece rakip fraksiyon birbirlerinin intikamı için savaş başlatamayacak kadar zayıf duruma düşecektir. Donnie ile alakalı Mira'nın ortaya attığı mesele ise sonunda Donnie lehine çözülmüştür. Mayıs ayında Lefty, Donnie'nin açtığı hiçbir telefona cevap vermemeye başlar. Ve eşine göre ise Lefty birkaç gündür ortada yoktur. Donny olanları daha sonra diğer ajanlardan öğrenir. Rakip grubun 3 kaptanı Sunny Red, Phil Lucky ve Big Trin aynı gece beraber Brooklyn'de bir mekana barış görüşmesi için gitmiş. Buraya silahsız olarak gitmiş ki mafya kanunları gereği görüşmelere silahsız gidilmelidir ve üçü de burada suikastle öldürülmüştür. Böylece Rusty ve Sunny Black'e karşı birleşen muhalefet darmadağın olmuştur. Zips grubunun lideri Cesare Bonventre ise bu sıralar hapiste olduğu için olayın dışında kalır fakat o da bu olaydan sonra diğer kaptanlar gibi Sunny Black'in tarafına geçer. Bu olay elbette FBI'yi alarma geçirir ve Donnie Brasco operasyonunu bitirmek konusunda sürecin hızlanmasına sebep olur. Her ne kadar 3 kaptan ortadan kalksa da Sunny Red'in oğlu Bruno ve kardeşi Joseph hala canlılardır ve özellikle Bruno bir kokainmandır ve kokain çektiği zaman tehlikeli olabilmektedir. Dolayısıyla 3 kaptan ortadan kalkmış olsa da Sunny Black grubu hala tetiktedir. Bu arada bir dipnot olarak Tommy Karatele kaplı Tommy Pitera da bu zamanlar ailede kaybeden tarafın adamlarından biriydi ve bu süreçte Bruno'yu da evinde sakladığı söylenir. Dolayısıyla FBI ve Sunny Black karşı hizipten canlı kalanların bir hamle yapabileceğine inanmaktadır. Sunny bir gün yine Donnie'yi mekanına çağırtır ve burada baş başa kaldıklarında Sunny, Donnie'ye üç kaptanı da hallettiklerini söyler ve Miami'deki kontaklarını sorar. Çünkü Sunny Redinoğlu, Bruno ve kardeşi Joseph Miami'ye kaçmışlardır. Sani Donnie'ye onları gördüğü yerde infaz etmesi emrini verir ve Sony Bruno ufak tefek olsa da kokain aldığında tehlikeli olabilir yani dikkat et diyerek de ekler. Böylece Donnie Brasco aileden ilk infaz görevini almıştır. Yani Donnie aileye resmen üye olma hakkını Bruno'yu öldürerek elde edecektir. Bu arada beklenmeyen bir olay yaşanır ve Sunny Red'in cesedi ki bu üç kaptanın cesedinin yok edilmesinde Gambino'ların bazı üyeleri de Bonanolara yardım etmişlerdir. Sunny Red'in cesedi Ozon Park bölgesine yani Queens'te boş bir arsada oynayan çocuklar tarafından bulunur. Lakabı Red yani kırmızıya sebep olan kırmızı kovboy botları çocukların dikkatini çekmiştir ve dolayısıyla onları cesede yönlendirmiştir. Böylece Fillaki ve Big Trin'in de öldürülmüş olduğu varsayılır. Donnie için ortam artık tehlikelidir hem Bruno'dan bir hamle gelebilecektir hem de bir infaz görevi almıştır. Dolayısıyla FBI için alarm zilleri çalmaya başlar. Donny Brasco operasyonu hızlı bir şekilde son perdesini oynamaya başlayacaktır. Donny, ajan piston olarak FBI yöneticilerine maidman olma fikrini yani aileye girme fikrini olumlu bulduğunu söyler ve operasyon devam etsin ister. Fakat FBI aile üyesi olmasının getireceği riski değerlendirir ve operasyonu noktalamaya karar verir. 26 Temmuz bitiş tarihi olarak kararlaştırılır. Amerikan mafyası polis veya hukukçu öldürmediğinden FBI operasyon bitince Donnie'nin kimliğini bizzat Sony ve diğerlerine ifşa etmeye böylece Donnie'nin bir muhbir değil de bir FBI ajanı olduğunu onlar nezdinde teyit etmeye karar verir. Dolayısıyla Donnie bir muhbir sanılarak öldürülmekten korunacaktır. Çünkü Amerikan mafyası raconlarında polis veya ajan öldürmek yoktur. Ayrıca FBI bu haberi vererek de telefon dinlemeleriyle kimin haberi nasıl karşıladığını takip edecek, dolayısıyla yargı sürecine daha fazla gangsteri dahil edecektir. Özellikle Sunny dinlemeye alınacaktır çünkü enformasyon trafiğinin merkezinde onun yer alacağı Piston tarafından da yani en yakın dostu Doni tarafından da teyit edilmiştir. Operasyonun son altı haftasında Donny olabildiğince fazla bilgiyi toplayarak operasyonu kapatacaktır. Fakat elbette rolünü oynamaya devam edecektir. Donny bu süre zarfında Lefty ve Sunny ile ilişkisini sürdürür. Lefty Sunny'nin yükselişinin gölgesinde kalmıştır. Sunny'e sadakatinin ve emeklerinin karşılığını alamadığını düşünmektedir. Joe Massino ve Sunny'nin gitgide bencilleştiğine ve yol yürüdükleri adamları umursamadıklarına inanmaktadır. Bu arada Lefty, Donnie'ye 3 kaptan ile alakalı da bazı detaylar verir. Söylediğine göre Sunny cesedin ortaya çıkması Joe Massino'nun hatasıdır. Big Trin ise o kadar büyük ve şişmandır ki pompalı tüfekle karnından vurulduğunda karnından 20 kiloluk bir et parçası kopmuştur. Hatta ekip Bruno'yu da kıl payı kaçırmıştır. İfadelere göre Bruno cinayet işlendiği sırada sokağa dönmüş ve mekana gelmek üzereydi. Ve şimdileri artık ailede herkes silahlı gezmektedir. Sunny, Donnie'ye de bir tabanca verir ve bunu hep yanında taşımasını ister. Ve Donnie'yi aile üyeliği için patrona resmen önerdiğini söyler. Hatta Sunny, Donnie'yi bir kardeş gibi sevdiğini ve başına bir şey gelirse onun ailesine bakmasını istediğini de söyler. Yani ailesini Donnie'ye emanet edecek kadar Donnie'yi seviyor. Bu arada Sunny Black ve Massino'nun da arası açılmakta. Patron Rusty içerideyken iki büyük kaptan bir numara olmak için soğuk bir savaş vermeye başlamıştır. Lefty Sunny'nin ekibinden bazı adamları da emrinden alıp diğer kapılara verdiği için şikayet etmeye devam eder. Lefty Sunny'nin ileride karşısına çıkabilecek yani düşmanı olabilecek kişilere fazla güç verdiğini düşünmekte ve tarihte aslında onu haklı çıkaracaktır. Donnie yani ajan piston ileride Lefty'nin mafya ile alakalı tespitlerinin neredeyse tamamının doğru çıktığını teyit etmiştir. Yani cahil bir adam gibi görünen Lefty, mafya siyaseti konusunda etrafındaki herkesten daha bilgedir. Donny Brasco mafyada son gününü Sonny'nin evinde geçirir. Sonny'nin planı trafikante ile arayı düzeltip Florida'da kendine bir gelecek kurmaktır kumar, uyuşturucu, köpek yarışları, loto ve dahasıyla Florida, Sonny Black'in kuracağı büyük bir imparatorluğun sahası olacaktır. Danny, Sunny'yi havaalanına bırakır ve bu ikisinin son görüşmesi olur. Fakat elbette Sunny bunun farkında değildir ertesi gün Miami'deki gizli ajan Rossi Washington DC'ye gider ve bu noktadan sonra Milwaukee, Miami ve New York'taki tüm suçlarla alakalı yargı süreci başlar. Donnie, Sunny'e yakın hissettiğini itiraf etse de yine de kendini bir hain olarak görmediğini ifade eder. Gönlünde iki dünyayı yani gangsterleri ve sivil hayatı daima ayrı tuttuğunu söyler ve yaptığı her şeyi de daima işinin bir parçası olarak gördüğünü ekler. Çünkü Sani'nin de aynısını yapacağını, gerçeği öğrense onu da kendisini acımadan öldürebileceğini düşünmektedir. Neticede, ajanlık, muhbir suçlaması veya Mira meselesi bile Dani'yi öldürtebilecek konulardır ve bu yönde bir karar alınsaydı şayet patronlar tarafından Left veya Sani bunu uygulamak konusunda net davranacaklardı. Tabii Joe Piston böyle söylüyor fakat belki de Sani onun için savaşa gidecekti. Bunları tabii ki bilemiyoruz. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar Donnie Brasco operasyonu ifşa olduğu anda Mafya Donnie'nin elinden tutan, onu bu kadar Koza içine sokan kişileri direkt ölümle cezalandırılacak. Bu hem sokaklarda bilinen bir şey hem de FBI'nin bildiği bir şey. Ve tabi burada listeye baktığımızda başta Tony Mira öldürülmeli çünkü aileye Donnie'yi o getiriyor. Daha sonra Lefty öldürülmeli çünkü Lefty de Donnie'nin burada palazlanmasını sağlıyor. Ve son olarak Sunny Black öldürülmeli çünkü Sunny Black Donnie'nin gücünün merkezine gelmesini sağlamış ve onun neredeyse kendi sağ kolu haline getirmiş durumda. Ve Sunny Black'in e, rütbesi düşünüldüğü zaman Donny Brasco fiyaskosunun aslında e, en ağır faturası muhtemelen Sunny'ye kesilecek. Ve Donnie de yani aslında ajan piston da henüz operasyon bitmeden bunu tabi öngörüyor. Yani Sony'nin öldürüleceğini bir şekilde biliyor. Fakat neticede Sunny'i öldürecek olanın yaşadığı kurallar olduğunu bilen Piston ya da en azından böyle kendine bunu söyleyen Piston bunu büyük bir vicdan meselesi yapmadığını ifade eder ve e, gönlünün yani kalbinin bu konuyla alakalı vicdanının rahat olduğunu söyler. Sani New York'a döndükten iki gün sonra ajanlar Sunny'i mekanında ziyaret eder ve ona Donny Brasco'nun aslında FBI ajanı Joseph D. Piston olduğunu itiraf ederler. Hatta Piston'un diğer ajanlarla birçok fotoğrafını göstererek de Sani'yi ikna etmeye çalışırlar. Yine de ajanlar Sani'nin onurunu çiğnememek için ona itirafçı olma teklifinde bulunmaz. Sani ajanlara Piston'u tanımadığını söyleyip konuyu kapatır. Sani hemen sonrasında ekibini toplar, Lefty, Bubi ve Nicky Santora gibi figürleri yanına çağırtır ve haberi onlarla paylaşır. Fakat yine de Donnie'nin ajan olduğu gerçeğine inanamaz. Sani, aradan geçen bir hafta sonra ise gerçeği yavaş yavaş kabullenmeye başlar. Haber Santo Traficante, Rastri, Asteli ve Pol Castellano gibi patronlara kadar yayılmıştır. Mafyanın üst yönetimi tabiri caizse hasar tespiti için derhal toplantılara başlar ve mafya Donnie'nin kellesine tam 500 bin dolar ödül koyar. Bu ödül de daha sonra Pol Castellano tarafından geri çekilecektir. Elbette Donnie ile daha doğrusu pistonla bağlantılı olanların cezası ölüm olacaktır. 14 Ağustos'tan yani Donnie Brasco'nun ifşaatinden tam 17 gün sonra Sunny Black, New Jersey'de bir evde toplantıya çağrılır ve bu evin bodrum katında vurularak infaz edilir. Öldürüleceğini bilen Sunny kaçmaya çalışmaz veya polisle işbirliği yapmayı düşünmez, saatini, evinin anahtarını ve değerli eşyalarını mekanındaki barmene emanet eder ve yola çıkar öldürüleceği bodrum katında ise tetikçiler onu ilk ateşte ıskalayınca bir kez daha sıkın ve bu kez düzgün ateş edin dediği de rivayet edilmiştir. Yani her ne kadar karanlık bir hayat yaşamış olsa da Sani en azından delikanlıca ölmüştür. Tabi Sunny'nin öldürüldüğü ajanlar tarafından hemen bilinmiyor çünkü ceset yok ediliyor. Fakat Joe Piston diğer ajanlara Sunny'nin güvercinlerini takip etmelerini söylüyor. Ne zamanki güvercinler yuvalarından kaldırılırsa Sunny de yok olmuş demek olacaktır bu ve ajanlar gerçekten de bir noktadan sonra Sunny'nin güvercinlerini yerinde göremeyince onun öldürüldüğünü anlıyorlar. Bir ay sonra ise Sunny'nin kız arkadaşı Judy pistonu FBI ofisinden aratır. Korktuğunu söyleyen Judy, piston tarafından gönderilen ajanlarca Washington DC'ye götürülür. Burada Piston'la bir yemek yerler ve Judy ağlayarak Sunny'i özleyeceğini söyler. Piston da aynı şekilde ona Sunny'i özleyeceğini ve onu severdim diyerek karşılık verir. Judy'nin söylediğine göre Sunny son ana kadar Donnie'nin bir ajan olduğuna inanmamıştır. O kadar sohbetten, karşılıklı duygulardan sonra Donny bir ajan olamaz diyerek bu fikre karşı çıkmıştır. Sonrasında ise o çocuğu çok seviyordum diyerek kabulleniş başlamıştır pistoncu diye beni istediğin zaman arayabilirsin diyerek onu teselli eder ve ikisi ayrılırlar. Bu arada kısa bir not olarak Joe Massino ileride şunu söyleyecek. Sonny Black'in öldürülmesinin tek sebebi aslında Donnie Brasco olayı değil. Aynı zamanda Massino ile yaşadığı sürtüşme ve burada tabi Donnie Brasco olayı büyük bir bahane oluyor. Ve Joe Massino kendi güçlenmek için Sonny'yi elimine edecek bir bahane yakalıyor aslında. Fakat tabii ki Donnie Brasco olayı olmasaydı Sonny bu şekilde öldürülmeyecekti. Saniden sonra Danny Brasco operasyonunun sorumluları Lefty ve Tony Mira mafyanın hedefleri haline gelirler. Mira haberi alır almaz ortadan kaybolur. Lefty ise öldürüleceği netleşince yani FBI bunu dinlemelerle teyit edince derhal Lefty'yi Karga Tulumba sokaktan alırlar ve hapse atarlar. Yani Lefty'nin öldürülmesi engellenmiştir. Tony Mirra ise Mart 1982'ye kadar ortaya çıkmaz fakat bu zamanlarda ekibinden Joseph Diamico tarafından çağrıldığı otoparkta başından dört kez vurularak infaz edilir. 2 Ağustos 1982'de Joseph Piston, merhum Sunny Black ve diğerlerine karşı ifade vermek üzere mahkemeye çıkar. Bu arada Sunny'nin cesedi elleri kesilmiş halde bulunur. Kimi rivayetler bunun aslında bir mafya raconu olduğunu ve polisle el sıkıştığı için onun bu şekilde elleri kesilerek yani cesedinin ellerinin kesildiğini söyler. Fakat bazılarına göre ise aslında cesedi oradaki yani denize atılmıştır ve balıklar vesaire tarafından elleri yendiği için yok olmuştur. Bunun da gerçekliğini artık teyit edemiyoruz. Piston bu haberi duyunca üzüldüğünü fakat Sunny'nin yerinde kendisi olmadığı için de sevindiğini ifade edecektir. 1981'de piston eve döner fakat ne bir ödül ne de bir kutlamayla karşılaşır. Hatta bunlar olmadığı gibi Happy Top'u 500 dolar yani bugünün 1000 dolarının biraz üzerinde bir prim almıştır. Piston 1986'da FBI'dan istifa eder. Fakat sonraki hayatı daima korkuyla geçecektir. Aile sürekli taşınmak zorunda kalır bir daha piston soyadını kullanamazlar. Operasyon onlarca yargılamayla mafyaya epey bir darbe indirmiş olsa da piston ailesiyle geçiremediği yılların acısını daima çekecektir. Operasyonun sonunda Milwaukee patronu Frank Balistrieri 13 yıl hapis yer. Zips grubu lideri Cesare Bonventre ise Massino ile rekabete girer ve 1984'te o da infaz edilir. Sanin ekibinden Bubi 5 yıl, Joe Massino 10 yıl ve diğerleri de benzer yıllarda hapis cezası alır. Donnie Brasco olayından sonra mafya üye alımlarında da bazı kural değişiklikleri yaşanır. Bundan sonra eski bir kural olan adam öldürerek üyelik hakkı kazanma kuralı yeniden yürürlüğe konur. Çünkü hiçbir gizli ajan cinayet işleyemeyecektir. Ayrıca artık bir üye adayına bir değil, iki aile üyesi kefil olmak zorunda kalacaktır ve bu adayı da en az 15-20 yıl tanımaları şartı gerekmektedir. Ve son olarak Lefty hapisteyken bir gün pistonu öldüreceğine yemin etse de bunu başaramaz ve 1994'te hapiste kanserden vefat eder ve Bonanno ailesi Joe Massino liderliğinde 21. yüzyıla yürümeye başlar. Bölümün sonuna geldik arkadaşlar fakat ben de kısa bir fikirlerimi sizle paylaşmak istiyorum. Benim izinde de tabii ki Joe Piston sonuçta görevini yapan bir e, kanun adamı ve bir ajandı. Fakat Sunny'nin başına gelecekleri bilerek onunla bu ilişkiyi kurabilmesi e, ve aslında Sunny'i bir yerde uçurumdan aşağı böylesine sürüklemesi ve Sunny'nin de baktığınızda aslında bir gangster olması, günün sonunda hani bir terörist seviyesinde bir milli tehdit olmaması bence biraz Piston'un burada vicdanıyla alakalı bana bir probleme işaret ediyor. Her ne kadar buna soğukkanlı bakmak gerekse de ben özellikle Sunny'nin başına getirdiklerini çok da hmm, o şekilde kendi kafamda meşrulaştıramıyorum. Ama sizler e, yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu arada ilginç bir detay daha vereyim size arkadaşlar. Normalde bu operasyonun Bonano ailesini çökertmesi gerekiyordu. Fakat aksine bu operasyon sayesinde Bonano'lar epey bir tehlikeden kurtuldular. Şöyle ki Donnie Brasco ifşaatından sonra mafya komisyonu Bonano'ları komisyon dışına attı. Yani Bonano ailesi cezalandırıldı. Ve ileride 1980'lerde mafya komisyonu adı altında bir dava başladı ve bu yargılama sürecinde Luqueizeler, Gambino'lar, Colombo'lar ve Genoviz ailesi dahil birçok ailenin lideri hapse girerken Borano'lar komisyon dışı kaldıkları için bu operasyonlardan yırtmayı başardılar. Ve size şunu da söyleyeyim aslında Doni Brasco çok da fazla aile üyesinin uzun yıllar hapis yatmasını sağlamış bir operasyonda değil benim araştırmalarım kadarıyla genelde 5 sene, 6 sene, 10 sene gibi cezalar almış. Bu operasyon sonucunda Doni'nin nasıl desem kaydını tuttuğu kişiler. Yani bu olay ne kadar Donnie'nin yani aslında Piston'un hayatını adamasına ne kadar değdi veya Sony gibi kişilerin öldürülmesine ne kadar değdi gerçekten bu konularda ben de böyle karışık duygular ve karışık düşünceler içindeyim. Siz de lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşınız. Bu yayın üstüne zaten bu bölüm üstüne bir de canlı yayın patlatırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere yeni yılınız kutlu olsun şimdiden sevgiler.